Evet bu akşam e, İTÜ'nün e, öncülü olan Yüksek Mühendis Mektebi'nden konuşacağız. E, İTÜ aslında 1944 yılından itibaren o ismi alan bir eğitim kurumu. Daha evvelinden de bahsettiği gibi 1700'lü yılların sonundan itibaren süregelen gelen bir e, eğitim sistemine e, mevcut olduğu bir okul. E, Erken Cumhuriyet dönemin konusunu ele almak istedim. Çünkü biliyorsunuz günümüzde hep, yani güncel konularda, teknoloji konularda konuşuyoruz işte yapay zeka, havacılık, uzay vesaire. Bir arada bunların bir geçmişine de bakmak lazım diye düşünüyorum. Benim kişisel ilgi alanım da bu yani mühendis olmama rağmen biraz tarihle de ilgileniyorum. Ve erken cumhuriyet dönemi'ne baktığımızda yani Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda genellikle işte siyasi konular ön planda kalıyor ama Gözüme batan şey şu, biz eğitim, sanayi, işte kültür, sanat gibi konuların onların tarihçilerini biraz göz ardı ediyoruz gibime geliyor. Tabii eğitim derken de bugün de bu Türk Mühendis Mimarlar Birliği, Almanya bünyesinde bunu yapıyorsak tabii ki mühendis ve mimar yetiştiren bir Türk kurumunun tarihçesine bakmak da mantıklı olabilir diye düşündük. O yüzden böyle bir zaman diliminde bu kurumun geçmişini ele almak mantıklı olabilir diye düşündüm. Yani bu açıdan bu konuyu seçtim. Ee, ...görmüş olduğunuz fotoğraf... E, ...neden 1931 mezunları onu anlatacağım... ...ama bilerek seçtim... Böyle ...tesadüf seçilmiş bir resim değil... ...bunun bir anlamı var... Ee, ...görmüş olduğunuz fotoğrafta... ...son sınıf mezunları ve öğretim üyelerinin... ...beraber çekilmiş olduğu bir kare... ...24 kişi mezun olmuş... ...geri kalan yani burada toplasanız... ...40 kişi var ya da yok... ...bunun 24'ü mezun öğrenci... ...yani şunu demek istiyorum... O zamanlardaki bir takım olayları anlamak için insan gücünü de göz önüne almak gerekiyor. Bu Türkiye'de maalesef benim gördüğüm kadarıyla ihmal ediliyor. E, tabii o zamanın şartlarına göre değerlendirmek lazım. 35 yılındaki e, Türkiye'nin genel nüfus sayımındaki Türk, Türkiye'nin nüfusu 8 milyon civar diye hatırlıyorum. Yani bugünün onda birinden da, dahi az. Yani o zamanın şartlarına göre Türkiye'nin, Mühendis yetiştiren tek bir kurum var. Orada da mesela bir senede verilen mezun sayısı bu. Bugün sırf İTÜ değil bütün e, mühendislik eğitimi veren kurumların her sene yani nasıl diyeyim bu bir de bütün şubelerin bir arada olduğu bir fotoğraf yani sadece makina vesaire değil hepsi bir aradayken 24 kişi mezun vermişler. Bugün sırf İTÜ'nün tek bir senedeki mezunlarını ele alın. Bir de e, ilaveten diğer mühendislik eğitim veren üniversitelerin yıl, her sene vermiş olduğu mezunları topladığın zaman belki binlerce çıkıyordur bilmiyorum. Yani nüfusa oranla belki normal bir sayı bilmiyorum ama e, o zamanın o işte sanayi atılımları vesaire işte bizim endüstrimizde bir takım aksaklıklar yaşandı doğrudur ama bunlar yani zaman alan bir süreç ve insan gücü de bununla alakalı. Bu açıdan da işte teknik faaliyetlerde de Türkiye'nin bu alanda mühendisi yetiştiren tek okulu Yüksek Mühendis Mektebi'ydi. O yüzden o dönemleri anlamak için aslında bu biz bir it tarihine de bakmamız gerekiyor. Hangi müfredat varmış? Hangi hocalar varmış? Nasıl sistemden geçmişler? Kimler mezun olmuş? Vesaire. Yani e, kısaca e, çerçeveyi bu şekilde e, tanımlayabiliriz. E, dediğimiz gibi 1770'lerin sonunda başlıyor esas Türkiye'de bir mühendis yetiştirme furyası. E, mühendis i Bahri Hümayun, Berri Hümayun, Osmanlı ordusunun imparatorluk ordusu bünyesinde teknik e, faaliyetlerde bulunabilecek askerlerden yani askeri mühendislik eğitimi aslında diyebiliriz. 1883'te artık böyle sivilleşmeye başlıyor ve 1909'dan itibaren özellikle biliyorsunuz 1908'de ikinci meşrutiyetin yani İttihat ve Terakki'nin de başa gelmesiyle beraber birçok şey değişiyor Osmanlı'da, Osmanlı Türkiye'sinde. Bizim ele alacağımız yer aslında şu üç, aslında hepsi aynı okul diyebiliriz. Farklı farklı bir takım bürokratik olayların ötürü evriliyor, bir takım farklı formatlara çevriliyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi erken cumhuriyet dönemi dediğimizde tabii 1923'ten itibaren başlatmak lazım. Ben bilerek ondan başlatmak istemedim. Çünkü aşağıdaki çizelgeye bakarsanız 1928'de zaten faal olan bir mühendis mektebi ailesi diye bir kurum var. O da itiyor, o da aynı okul. İsimleri değişiyor, biraz sistemleri değişiyor. Şimdi 23'te buradan çat diye kesip geri kalanını atmak doğru olmaz. O yüzden daha muntazam bir şekilde biraz baş kısımları özet geçerek ele almak daha mantıklıdır diye düşündüm. Ama esas yoğunlaşacağımız yer tabii ki bu 1928-1944 ve evet, 44'te neden İTÜ haline geliyor? Ondan da bahsedeceğiz. Hasan Ali Yücel'in ve o zamanki hocaların vizyonları neymiş onlardan da bahsedeceğiz. Birkaç kaynak eser de göstereceğim. Yani burada bir, çok fazla yapıt yok aslında. Ee, göstereceğim bilgileri nerelerden aldım? Son bölümde de hepsinden bahsedeceğim aslında. Yani kaynak çok önemli burada. Yani bu gösterdiğim şeyler internette bulunan bilgiler değil. İnternette çok yalan yanlış şeyler yazıyor biliyorsunuz. Kesinlikle inanmamanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle bu 1958'de çıkan. Uluçay ve Karatekin'in çıkarmış olduğu Yüksek Mühendis Okulu kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum. Güncellenmesi lazım kesinlikle ama eski basımlardan kesinlikle çok faydalı. Şu daha güncel bir çalışma hatta internette pdf'i var diye hatırlıyorum bunu da bulabilirsiniz. İTÜ'deki hocalarımızın ortak çalışmasıyla çıktı. İTÜ Vakfı yayınlarından çıktı. Rui Kafescioğlu eski bir İTÜ mimarlıktaki bir profesör geçen sene vefat etti diye hatırlıyorum. Onun geçen yıllarda yayınladığı bir çalışma ve Atatürk dönemi mühendis mektebi Cüneyt Okay'ın benim tavsiye edebileceğim kaynaklar ilgileniyorsanız bunları edinmenizi tavsiye ederim. Son kısımda da daha başka kaynaklardan da bahsedeceğim. Şimdi e... Mühendis Mektebi ailesine geçersek dediğimiz gibi bunlar hep aynı okul ama farklı farklı e, isimlerle alınmış, farklı bürokratik e, çerçevede ele alınmış e, eğitim kurumları. 1908'de dediğimiz gibi ikinci meşrutiyet farklı bir yönetim sistemi e, ele alınıyor e, Osmanlı Türkiye'sinde ve bu okul e, askerlerineydi yani ordunun e, himayesinden biraz daha alınıp sivilleştirilmeye çalışılıyor ve Bayındırlık Bakanlığına, yani Nafia Nezareti'ne bağlanıyor. Ee, 1909'da da Mühendis Mektebi Ailesi ismini alıyor. Eski ismi e, Hendese-i e, bir saniye onu yanlış bir söylemeyeyim de şurada. hendese Mülkiye 1883'teki. Daha sonra 1909'da Mühendis Mektebi Ailesi ismini alıyor. Atanan ilk, e, yani bu, bu dönemdeki atanan ilk müdür e, o zamanın rektör yani Refik Fenmen. Fenmen isminde çok sonradan alıyor tabii Refik Bey diye geçiyor. İşte elektrik, telsizcilik ve makine gibi konularda da kitapları var. E, o zamanın gerçekten yani ikinci meşhuriyet dönemindeki İtünür Rektörü. Fenmen ismi de çok orijinal bir isim. Gerçekten fen işi gören insan anlamında. E, birçok hocanın birçok teknik konularda e, faaliyet göstermiş kişilerin bazı soy isimlerinde de bu tarz benzer detaylarda e, görebiliyoruz. 6 yıllık bir eğitim sistemi var ve 3 tane şube. Turuku muhabir, Turuku muhabir eski Türkçe'de bildiğim kadarıyla yol hizmetleri yani yol yapımı vesaire, yol inşaatı, mühendis ve mimar yani üç tane ana şube mevcut ee, ve e, bir ders programına bakarsak tabii hepsini okumamıza gerek yok onun için burada göstermedim ama ne tarz dersler var en azından bir şe şe şema olarak gözümüz önüne getirebiliyoruz burada. Mesela ihtiyat sınıfı ilk sene hazırlık, yani hazırlık artı 5 sene olmak üzere 6 senelik bir ders programı varmış. Bazı işte bilinen şeyler mesela hendese dedikleri, geometri, e, Hikmet dersi varmış mesela. Hikmetten kasıtları ne? çok merak ediyorum açıkçası. Hendese ameliyatı dediği büyük ihtimalle e, tatbiki e, geometri yani e, deneysel geometri olabilir. Hesap, cebir, Osmanlı dili, Fransızca, işte res, e, teknik resim vesaire. Hendesi tersimye, -te tasarı geometri, pardon, tasarı geometri, kimya vesaire. Esas şuralarda mesela 3. seneden itibaren daha çok böyle inşaat, mimari, işte yol yapımı, makinalarla ilgili dersler görüyoruz. Demir yollarından dersler var, köprüler gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi hepsine şey yapmamıza gerek yok, teker teker geçmemize gerek yok ama kabaca. Ee, ...çok böyle e, genel konular değil de çok böyle spesifik alanlarda... E, yani ...tek tip e, mühendis mimar yetiştiriliyormuş gibi bir olgu var. Yani benim anladığım bu. Ve ilginç olan şey de şu, e, din ve e, Osmanlı tarihi dersini de kaldırmışlar. Yani tamamıyla teknik bir müfredat e, ele alınmış. Fransızca ve Almanca da var tabii. İngilizce de seçmeli olarak sunulmuş. Alman ekolü e, şöyle... Hatta Darülfünun'da da İstanbul Üniversitesi'nde ciddi bir Alman hocası, hocalarının egemen olduğu bir ekol vardı. Emre Dölen'in de hatta bir e, kitabını kesinlikle tavsiye ederim. E, Darülfünun'daki Alman hocalarla ilgili çok bayağı kalın bir çalışması vardır Emre Bey'in. E, bir saniye. Evet. Savaş döneminde Almanlardan bir kısmının da e, bir kısmı dönüyor, bir kısmı orada kalıyor vesaire. Yani Almanca eğitim verecek olan kişi sayısında da bir takım sıkıntılar yaşanıyor. E, en büyük sorunlardan biri, e, sorunlardan demeyeyim de e, zaman yani öğrenciler e, bütün bu şeylerin yanında çalışacak vakit bulamadıklarından yakınmışlar. Yani bir takım sıkıntılar da baş göstermiş. Ve dediğim gibi şurada genel bilgi derslerinin azlığından bir takım şikayetler olmuş ve felsefe, bilim felsefesi dersini koymak istemiş hocalar ama bakanlığın bir reddi söz konusu. Çok ilginç detaylar var o konularda. Dediğim gibi bu konuları biraz özet geçeceğim bu dönemleri. Kimler kayıt olabiliyordu Osmanlı döneminde? 16 yaşına girdiğiniz zaman kayıt olabiliyordunuz. 5 senelik idadi okul mezunu olmanız gerekiyor. Osmanlı vatandaşı olacaksınız. Bir de şu aşağıdaki 6 tane giriş sınavını kazanmanız lazım. Şimdi burada e, şunu merak ettiğim şey şu: Bu 6 sınavın hepsinden mi geçmek gerekiyor yoksa hepsinin ortalamasından mı geçildiğinde girmeye hak kazanıyordu? Onu tam bilemiyorum, çıkaramadım. İşte hesap, matematik, geometri, cebir, Osmanlı, Osmanlıca, coğrafya ve Fransızca'dan giriliyormuş. Yani burada bakıldığında bayağı ciddi bir giriş sınavı olduğu görülebiliyor. E, tabii 1900'lerin onların başında e, Balkan Savaşları 1. ve 2. Balkan Savaşı 1. Dünya Savaşı devreye giriyor biliyorsunuz araya giriyor. E, ciddi anlamda nüfus kırılıyor Osmanlı'da ve o zamanlarda silah altına alınanlar da var. Çocuk askerler vesaire kesinlikle öyle bir şey yok yani onları aklınıza getirmeyin. O çocuk asker olayları da ayrı bir efsane Türk basınında o ayrı bir konu. Mesela şurada çok ilginç güzel bir resim var. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 3 sene sonra çekilmiş bir fotoğraf. Daha netini bulamadım eski kaynaklarda böyle çıkmış. Ve çok değerli bir fotoğraf 18 Mart'ta çekilmiş. 1915'teki Deniz Zaferi'nin 3. yıl dönümü biliyorsunuz. Bir takım e, cezai tabi hareketler diye bir bölüm okumuştum bir kaynakta. Çok ilginç gerçekten sigara içmek, kahveye gitmek, kumar oynamak ve abartılı olarak söylemiyorum göğsünü açarak dolaşmak bile ciddi şekilde yazmışlar. E, yani bir nevi ben şunu anlıyorum, e, mühendis mektebinde okuyan öğrenci bir ekol olsun. Yani bir, o, o şekilde bir saygın bir öğrenci ekolü oluşturmaya çalışıyorlar, onu anlıyoruz Siyasi içerikli kitaplarında yasaklandığını görürüz ki bunlar şeydir yani Abdülhamit döneminden bahsetmiyoruz. Yani İttihat ve Terakki zamanı, savaş dönemi bunlardan bahsediyoruz. Aynı yerde çekilmiş daha böyle net bir fotoğraf da var. Bu da 1918'de çekilmiş yine bu fotoğraf. İsimlerini de görebiliyoruz. en çok göze batan kişiler tabii ki bunlardan da bahsedeceğiz. Terza gibi Forchheimer ikisi de Avusturyalıdır. Köprü, yol yapımı ve zemin mekaniği ile ilgili çalışmaları var. Terzaghi daha sonradan da bahsedeceğim. Ayrıca Robert Koleji'nde de çalışmıştır, hocalık yapmıştır. Hatta ünlü zemin mekaniği kitabını da Robert Koleji'nde iken yazdığı gözüküyor. Konstantinopel diye geçiyor. Onun orijinalini de bulmuştum burada. Çok değerli insanlar var dediğimiz gibi. Ve Bunlardan bulabildiklerimiz hakkında da konuşacağız. Ee, Avrupa'da Avrupa misafir statüde öğrenci gönderme olayı ee, şimdi ondan da bahsetmek gerekiyor. Bununla ilgili hatta çok yeni bir doktora tezi yayınlandı. Hacettepe yayınlanmadı özür dilerim. Savunması yapıldı İsmail Ayhan tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde İsmail Bey'in e, araştırdığı şey tam da bu konu bu, bu döneme denk geliyor. E, Birinci Dünya Savaşı evveli ve o dönemde Cumhuriyet kurulana kadar yaklaşık 2000'den fazla öğrenci Almanya, Fransa başta olmak üzere yani Almanlarla ittifak kurulmadan evvel Fransa'ya gönderiliyor. Ve Almanlarla ittifak kurulduktan sonra da Almanya'ya yollanan ciddi bir kitle var. 2000'den fazla insan tespit etmiş İsmail Ayhan. Ve bunlar sadece üniversitede lise, ortaokulu öğrencileri de gitmiş. Bununla ilgili fotoğraflar da yayınlandı bir takım Almanca belgelerde vesaire. Ve bu henüz daha tez yeni bitirildi, savunmasını yeni verdi yayınlanmasını bekliyoruz. Yani bu konuda ilgileniyorsanız o yıllarda kimler gitmiş, ne gibi eğitim almış. Esas buradaki bahsetmek istediğim şey aslında bilgi transferi. O zamanki bir şekilde o eğitimi görüyorlar. Türkiye, işte Osmanlı Türkiye'sine geliyorlar. Daha sonra Cumhuriyet Türkiye'sinin kadrolarını oluşturan insanlar da var. O açıdan bakmak lazım. Çok detaylı konular bunlar. Evet. Savaş yıllarında yani o iki yıllarda %50'si ancak mezun olabiliyor. Tabi bu e, silah altına alan alınanların mezun olamama durumları da var. 21 21'de mesela hiç mezun verememiş. Gerçekten savaşla ilgili e, sıkıntılar da var. <laughs> 21 tabi işgalin en ağır dönemleri. Orada da işgal güçlerinin bir müdahalesi de söz konusu olabilir. Çok detaylı bakmadım ama mezun sayılarına bakarsak mesela en az 4 öğrenci, en fazla 25 45 öğrenci mezun olmuş. Toplamda da 237 öğrenci mezun etmişler yaklaşık 20 senede. Tabii bunlar kıyaslamalı analiz yapıldığında bir anlam verir. Şu an tek rakam olarak verdiğimizde pek anlam ifade etmiyor. Ders kitabı oluyor evet. Bu çok ilginç. Hiç ders kitabı verin yani hiç verilmediğini ben düşünmüyorum. Okuduklarımda böyle yazıyordu. Genellikle öğrenciler ama hocaların anlattıklarını not alıp kendi notlarından çalışarak sınavlara girmişler. 1908'de tabii o sıralar fotokop makinesi yok, çoğaltıcı bir makine alıyorlar. Notlar bu şekilde çoğaltılmaya başlanıyor ve Refik Fennmen geldikten sonra daha da böyle bir bütün öğrencilerine saygı duyduğu bir insan. Onun gelmesinden sonra taş basıma geçiliyor. Bu kitaplar öğrencilerden toplanan kitaplar basılıyor ve ilginç bir şeydir. Gerçekten de üzücü. Bir takım bürokratik çekişmelerden ötürü bazı müdürler de görevlerine ayrılmak zorunda kalıyorlar. Mühendis mektebi döneminde de oluyor bunlar. Müdür ayrıldıktan sonra bu baskı makinesinin kaldırıldığı ve bu kitapların da satıldığına dair iddialar da var ve 23 sonrası Cumhuriyet kurulduktan sonra yeniden seri matbaaya geçilmiş. Yani seri matbaa demeyeyim de yine eski usulde ders kitaplarının basılıp öğrencilere dağıtılması için çalışma başlatılmış. Hangi binalarda bu öğrenciler okudu? Bu Hendese-i Mülkiye binası 84'te yapılan bu galiba yanlış bilmiyorsam Haliç'teki şu an Deniz Kuvvetlerinin Deniz Kuvvetlerine ait bölgedeki bina diyebiliyorum. Karaköy'de. Birinci Dünya Savaşı döneminde buna el koydukları için tabii askeri amaçtan ötürü Damdösön Lisesi'ne taşınmışlar ve Gümüşsuyundaki bugünkü makina fakültesi de 23'ten itibaren kullanılmaya başlanmış. Tabii Taşkış'ta Maçka binaları da var, onlar ayrı konular. Ee, kitaplara bakarsak... E 1909 tarihli bir katalogda 206 tane ders kitabı e, tespit edilmiş. Bunlar tabii anladığımız kadarıyla işte öğrencilerin tutmuş olduğu muntazam notların çevrildiği benim anladığım kadarıyla bu. E, muntazam şekilde bunların grafikleri de var, istatistikleri de tutulmuş. Birkaç tanesini burada verdim hatta. Şurada kapak resimlerini de bulabildim. Bu arada bunları e, sahaflardan bulabiliyorsunuz. Gerçekten bunların e, nasıl diyeyim koleksiyonu yapan insanlar da var, araştırmalar için toplayanlar var vesaire. Yani bunlar Burada anlattıklarım ve gösterdiklerim çok gizli bilgiler değil. Sadece aramak istiyorsanız bulmak bul, bulmak isteyen bulur, yani öyle söyleyeyim. Mesela, e, i̇lk yayınlanan laboratuvar kitabı mesela buradaki ahlat Kimyevi'ye Derviş Paşa'nın, Fikri Santur'un yine ileriki dönemde bir e, müdür olan Fikri Bey'in, Katı Cisimler Mukammeti, Ali Bey'in, Makine-i Riyaziye, Riyaziye burada matematik anlamına geliyor, Forkheimer'in kitabı vesaire. Bir sürü kitap var işte bunlardan dediğimiz gibi bir takım yayınlar da yapıldı bunların içerikleriyle ilgili ama e, tabii o zamanın e, batı yani Avrupa'daki üniversitelerin mefret, müfredatına kıyasla ne derece kapsamlı onu bilmiyoruz. Yani benim merak ettiğim açıkçası bu. E, harf devrimi oluyor tabii 1928'de. E, isim şimdi oraya da geleceğiz şimdi e, 1928 dönemine ama bu bu bahsettiğimiz kitaplar tabii harf devrimine yeniden e, Latin harfleriyle basılmaya başlanıyor. Buradaki mesela ilk e, kertede basılan Latin harflerine çekilmiş şekilde ikinci baskısı yapılan kitaplardan bazılarını da görebiliyorsunuz. Mesela Fikri Santur e, dediğimiz gibi e, müdürlerden biri. Alizia Kocayinan, bazılarının fotoğraflarını da bulabildim. Bu da tasarı geometri. Salih Murat Üzdürek mesela şuradaki sağdan üçüncü. Çok çok değerli biri. Şöyle söyleyeyim, Salih Murat Üzdürek'in bilimsel çalışmalarla ilgili de tarih makalesi bulabilirsiniz. Bahriyeli matematik eğitimi alıyor ve Türk Akademisi'nde, yanlış söylemeyeyim, ilk defa bir yurt dışında düzenlenen bir uluslararası konferansa tebliğ yollayan bilim insanımız. Tırnak içinde bunu söylüyorum. Umarım yanlış söylememiştimdir. The Introduction of the Logarithms into Turkey diye Edinburgh'da düzenlenen Royal Society of Edinburgh'da onun düzenlediği İngiltere'de düzenlenen bir logaritma konferansına Salih Zeki Bey'in öğrencisi Londra'da da eğitim görüyor. Londra'dayken bir tebliğ yolluyor. Fakat hatırladığım kadarıyla sağlık problemlerinden ötürü katılamıyor ama tebliği yayınlanıyor. 1915'te çıkan kitap çıktı da Salih Murat Bey'in o logaritmanın Türkiye'ye girişini anlattığı, yani Türkiye'den bahsetti. Tabii Türk kültürün, Türk matematikçilerinin e, ne şekilde aşina olduklarıyla ilgili bir tarihçesine ele almış. Bilim tarihi aslında onun yazmış olduğu e, makalede. Gerçekten de yayınlanmış. Bunun kopyası da var elimizde. Bununla ilgili makale de yapıldı. Yani bulabilirsiniz. Kerim Erim çok değerli bir insan. 1939'dan itibaren ilk şöyle söyleyeyim. 1919'da Almanya'da e, doktorasını almış ve Türkiye'nin ilk doktoralı matematikçisi. Savaş zamanında gönderilmiş Almanya'ya. Erlangen'den alıyor. Ve 1939'da Richard von Mises... Harvard'a geçtikten sonra onun yerini alıyor ve bugünkü İstanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nü devralan, müdürlüğünü devralan kişi. Onun dışında Mimar Kemalettin, Mimar Ali Talat, mimarlık konusunda benim çok fazla bilgim yok ama kısa kısa bahsedeceğim. O mimarlık alanındaki olaylarla ilgili bir takım detaylardan da bahsedeceğim. Mimar Kemalettin çok değerli biri. Modern Türk mimari akımını başlat başlatan kişi olarak biliniyor. Özel notları yayınlandı, onun yapmış olduğu çalışmalar yayınlandı. Hatta Filistin'de Mescid-i Aksa'nın modernize edilmesi için görevlendirildi. Çok değerli bir insan. Ali Talat Bey şöyle söyleyeyim İstanbul'daki bilinen yapıtları mesela Beşiktaş Vapur İskelesi, Üsküdar Vapur İskelesi, Kuzguncuk Vapur İskelesi gibi binaların tasarımını yapan kişidir. Malik Bey, madeniyat, arziyat yani hem madencilik ve jeoloji, je, yeraltı bilimleri konusunda uzman olan biri. Çok kişi var. Ben sadece birkaç tanesini burada fotoğraflarını bulabildiklerinin üzerinden geçmeye çalıştım. Yani bu kişi bazında biyografilere girersek tabii günlerce konuşmak lazım ama çok değerli insanlar var. Yani tabii önemli olan burada şu bu kişilerin yetiştirdiği kadrolar aslında erken cumhuriyet dönemindeki bürokrasiye giren ya da üniversitede hocalık yapan kişiler. Müdürler, e, Nuri Esmen e, aslında şöyle söyleyeyim, bu müdürlerden bahsederken fotoğrafını koydum. Behiç Erkin'den de bahsetmek lazım. Birazdan ona geleceğim çünkü Behiç Erkin e, neyse onu birazdan bahsedeyim. E, çok çok değerli bir yani Türkiye'deki mühendisi İTÜ'nün e, ciddi anlamda böyle bir e, İTÜleşmesi için demeyim de böyle İTÜ'nün modern tekniklere göre bir e, eğitim kurulu haline gelmesinin ardından Bey Erkin'in çok büyük rolü var. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. E, Fikri Santur e, ve e, Nuri Esmen Bey ikisi o dönemlerde e, mühendis mektebi ailesinde e, müdürlük yapmışlar. Ve e, Fikri Bey özellikle laboratuvarlar onun döneminde, modern laboratuvarlar onun döneminde kurulmaya başlanmış. E, Nuri Bey'in de işte Beyiç Bey'le olan, Beyiç Erkin'le olan ilişkisine ötürü... ...daha sonra Beyiç Erkin tabi Bayındırlık Bakanı olduğu için... ...kendi bakanlığında bir önemli bir pozisyon teklif ediyor ve o şekilde ayrılıyor. Onun yerine Fikri Santur geçiyor ve en çok sevilen hocalardan biri. Şimdi esas konuya geliyoruz. Bu dediğim gibi yani bir anda böyle 23'te kesip atmak istemedim. Bunun evveline de bakmamız gerekiyor. Şimdi Beyiç Erkin neden önemli? Şimdi Beyiç Erkin belki duymuşsunuzdur... Çok popüler bilimde de popüler tarihte de kendisinin adı geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Paris Büyükelçiliği döneminde eski Osmanlı vatandaşı olan Yahudilerin çoğunu kurtardı diye bilinir. Bununla ilgili hatta Büyükelçi diye bir kitap da var. The Turkish Passport diye bir belgesel de çekildi. Çok değerli bir insan. Hem başa değildir bu arada. Miralaylıktan emekli, albaylıktan emekli hem Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale cephesindeki lojistik desteğin arkasındaki kişi hem de Milli Mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı'ndaki e, lojistik subayı öyle söyleyelim ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Demir Yolları'nın genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'na atandı. Beyç Erkin'in bir hatıratı var. Bunu Türk Tarih Kurumları'ndan da, Türk Tarih Kurumu yayınlarından da bulabilirsiniz. Beyç Erkin'in anılarına baktığınızda çok ilginç şeyler görüyorsunuz. 1928'den evvelki dönemlerde. Diyor ki, Kendisi tabii mühendis değil, kendisi bir e, subay. Osmanlı subayı, Türk subayı. E, teknik konularda kafa yoran biri ve bu teknik e, bir takım projeler için e, özgün Türk mühendislerinin ve Türk teknisyenlerinin yetiştirilmesi ve onların kullanılmasını istiyor. Ve ilk e, bu takım e, yani yerli ve milli diyoruz günümüzde. Yani o zamanın yerli e, çalışmalarını ilk başladığı dönemlere baktığımızda e, Türklerin yani milli sanayi hareketine Türkiye'nin kendi içinden bile inanmayanlar olduğunu görüyoruz ve kendisi bunu anılarında da söylüyor. E, memlekette miktarı pek e, mahdud olan fabrika ve diğer sanayi müesseseleriyle şimendifer dedikleri demiryolu işletmelerinin çoğu yabancılar tarafından yönetiliyordu diyor. Ve e, biz bunu yerleştirmeye ve kendi başımıza yapmaya başladığımızda sadece Avrupalılar değil bir takım İstanbul gazeteleri bile inanmadı bize diyor. Yani Türkler bunu yapamaz, siz bunu yapamazsınız vesaire vesaire diyorlardı. Ve... E, yani insanı pek şaşırtmıyor açıkçası. Bazı günümüzle kıyasladığımız zaman 100 senede pek fazla şeyin değişmediğini görüyoruz. Çok detaya da girmeyeceğim. Ama tabii ki Beyiç Erkin e, savaş yıllarında gerçekten de alttaki paragrafta yazına bakarsanız bunları ben bu arada hatırattan önemli bulduklarımı koydum. Yani bunlar hepsi tek bir metin değil. Farklı farklı yerlerden. Ve o zaman savaş zorlu savaş yıllarında Türk teknisyenlerin ve mühendislerin neler yaptığını gördükten sonra demiş ki yani biz yabancıya muhtaç değiliz. Kendimiz de yapabiliriz bunu. Ve e, şurada söylediği şey de çok önemli. O zamana kadar olan tecrübelerim ben de yukarıda söylediğim elemana itimat etme. Öncelikle elemana güveneceksiniz. selayet vermek yani görev vereceksiniz ve ondan bu işi yapmasını bekleyeceksiniz. Yani Emir komuta zincirinde bir asker kafası ama çok da mantıklı, analitik bir çözüm bir şey yapmış. Yani e, yani Türkiye'de diyoruz ya bir şans verin bu gençlere yaparlar vesaire. O da aynısını demeye çalışıyor. Yani bunları bir görev verdiğin zaman bunu yaparlar. Hakir görmenize gerek yok. Yabancıya muhtaç değil bu ülke. Bu insanlar demeye getirmiş. Gerek askeri gerek sivil vazifelerim sırasında rastladığım ve beraber çalıştığım Türk mühendislerin kabiliyet ve zekalarını yakından görmüş ve onlara çok inanmıştım. İstiklal Harbi'nde Türk mühendis ve işçisinin Çimendi Ferci yani demiryolcu ve yapıcı olarak gördüğün e, hizmet çok büyük ve mühimdi. Yani bizzat bunları yaşamış yaşamış olan biri devamında e, tabii bunları eğiten bir kurum olmasından bahsediyorum. Milli bir e, bilince sahip bir eğitim kurumunun biz nasıl meydana getirebiliriz? Zaten hali hazırda bir kurum var ama bu bir, söylediğimiz gibi bir bakanlığa bağlı yani bir siyasi bir kurumun alt zaten üniversite değil, mektep adı üstünde. Ee, ve burada söylemiş olduğu şey de çok ilginç. Onları bir takım şahıs ve makamların tesirine uzak tutarak her türlü imkan ve huzur içinde ilmi ve teknik çalışmalarıyla baş başa bırakmak kanaatindeydim. Yani bir şekilde özellik vereyim. Bunlar kendi başlarına bu kurum bilim yapsın. Onların içi bu. Siyasi makamların altında bulunmalarını uygun görmüyorum diye bunu söyleyen kişi zaten bir bakan. İlmi gelişme için birinci şart tesirden uzak ve tam bir serbestliği içinde çalışabilmektir. İlim ve teknik çalışmalar görünür veya görünmez bir takım müdahalelerle kayıtlandığı takdirde hakikate ulaşmanın ve hüsmet netice neticeye varmanın imkanı olamaz. Bunu söyleyen birinin bir mühendisliği de bir asker olması tabii ki şaşırtıcı. Ve bu girişimlerle beraber bir yasa teklifi hazırlanıyor. Burada gördüğünüz 17 Mart 28'de. Yüksek Mühendis Mektebi hakkında bir kanun teklifi var. Normalde böyle şeyler çoğu kişi okumaz ama ben merak ediyorum. Çünkü ufak tefek detaylarda bulabiliyorsunuz. Mesela şurada başlığına bakarsanız Yüksek Mühendis Mektebi'nin şahsiyeti hükmeyi haiz olması, yani tüzel kişilik verilmesi için bir kanun çıkarılıyor. Ve bu Mayıs 28'de kabul ediliyor. O zamanın resmi gazetesinde çıkan, tabii bunun Türkçe tercümesi de Latin harfleriyle çevrilmiş olanı da çıktı. İkinci maddede yani aynısını görüyorsunuz yüksek mühendis mektebi şahsiyeti hükmeyi haiz olup yani özellik kazanmıştır bakanlığın bir alt kurumu değil artık kendi başına bir mektep şimdi bu e, özellik kazanıyor tabi ve yeni bir e, modernizasyon nasıl diyeyim bir modernleşme hareketine de yürüyor kendi içinde ve o sıralar tabi yurt dışından öğrenci gönder 29 senesi aslında bir dönüm noktası hem yurt dışına da çok fazla öğrenci gönderilmeye başlanıyor aslında şöyle söyleyeyim 1900 22'de üzerinde çalışan, çalışılan bir 1414 numaralı kanun diye hatırlıyorum yurt dışına öğrenci gönderme hala Milli Eğitim Bakanlığı'nın aktif olan bu şeydir e, kanundur e, yurt dışına ev, evvelden de öğrenciler gönderiliyor ama eğitim sisteminin e, batıya göre özellikle Alman sistemine göre örnek alınarak modernleştirilmesi konusu daha çok 1929'dan itibaren görüyoruz ve Almanya'daki bu Technische Hochschule dediğimiz yani teknik üniversite, teknik yüksekokul referans alınarak bir müfredat ve sistem değişikliğine gidiliyor. 3 tane yani evvelden de 3 tane şube vardı ama tek tip mezun veriliyordu ama şimdi artık cidden 3 tane şube kuruluyor ve bu şubelerden ayrı ayrı mezunlar verildiğini görüyoruz. Yani su işleri mühendisliği. ...bölümünden mezun olan kişi her işi yapılacak durumda değil. Ee, o, yani diplomasında o ibareyle mezun oluyor, onu anlıyoruz. Ve bu kapak fotoğrafında gösterdiğim şey de aslında bu kişiler 24 mezun. Aslında bu yeni düzenlemeyle yani mühendis mektebinin özellik kazanmasından sonra mezun olan ilk mezunları, öyle söyleyeyim. O yüzden özellikle seçtim bunu. Ee, laboratuvarlar dediğimiz gibi e, Fikri Santur Bey döneminde kurulmaya başlanıyor 29'dan itibaren ve 36'ya kadar e, fizik, kimya, hidrolik, malzeme, telefon, telgraf gibi birçok bir laboratuvarda kuruluyor. Bunun bu, bu konu mesela ayrıdır. Laboratuvarların içerisindeki cihazlar ne kadar modern, nereden getirilmiş vesaire falan e, o ayrı bir konu. Oraya, e, onunla ilgili fazla bilgi vermeyeceğim ama ben genel olarak, kronolojik olarak gidiyorum. Ama ben mesela deneysel çalışan bir mühendisim, beni en çok ilgilendirenlerden biri de bu. Yani öğrenciler hangi laboratuvarda, hangi tarz cihazlarda neyi öğrenebiliyorlar? Yani o laboratuvardaki o deneyleri yaptıktan sonra mezun olunca neleri yapabilecek durumdalar? E, deneysel bir mühendis, çalışan bir mühendis olan beni en çok bu ilgilendiriyor mesela. Bu bir soru işareti. 33 senesine geldiğimizde, şimdi 30'lara doğru geliyoruz. Tabii bir tarifinin reformu var. İstanbul Üniversitesi'nden bahsediyoruz tabii. Yeni bir sistem kuruluyor. Tabii Yüksek Mühendis Mektebi adı üstünde mektep olduğu için üniversite değil. Şimdi Üniversite reformu dendiğinde Türkiye'de İstanbul Üniversitesi geliyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi tek üniversite. Yüksek Mühendis Mektebi adı üstünde mektep. Okul. Mühendislik okulu yani. Şimdi bu lavedilikten sonra 33'lerin 33 e, Ağustos ayındaydı pardon. bir dakika. Tam çıkaramadım. 33 senesinin e, 31 Mayıs'ında pardon, 31 Mayıs 33'ünde çıkan kanunla e, tabi bu Yüksek Mühendis Mektebi'nin e, Fen Fakültesinin bünyesine alınması kararlaştırıyor. 28 de özerk oluyor biliyorsunuz. Tek, tek baş, kendi başına bir okul. Aradan 5 sene geçiyor. İstanbul Üniversitesi reformu uğruyor birtakım e, bir takım kadro değişiklikleri oluyor vesaire ve İstanbul Üniversitesi'nin fen fakültesinin altına bağlıyorlar. Yüksek mühendis mektebini. Çünkü dediğimiz gibi mektep bir şekilde e, özel kol, özellikle sadece 5 sene kadar sürüyor. Ve buradaki bu kanunda da görebiliyorsunuz 3. maddede nafiya vekaletine bağlı olan yani bayındırlık bakanlığına bağlı olan yüksek mühendis mektebi ve iktisat vekiline bağlı olan yüksek ticaret mektebi e, İstanbul Üniversitesi Teşkilatı'na alınmıştır mandesi maddesi. Buradaki kanunun üçüncü maddesinde bunu buluyoruz. 31 Mayıs 33'te. Ve e, bu belge için Uğurcan Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Dün bana gelen bir belge hemen koydum. E, kendisi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi. E, bu konularla ilgilen, ilgilenen bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum kendisine kendisinden gelen bir belge. izin aldım sağ olsun müsaade etti koymama. Onun arşivinden bulduğumuz bir belge. Mühendis Mektebi'nin çıkarmış olduğu bir mecmua var. 27'den bu yana çıkarıyorlar. Cumhuriyet'in 10. yılında Fikri Santur müdür o dönemin işte mühendislik faaliyetlerini, işte neler yaptık neler yapacağız diye bir 13 sayfalık bir yazı kalemi alıyor. Çok uzun. Bunların hepsinden bahsetmeyeceğim tabii. Bir takım başında ve sonundaki yani ilk paragraflarda ve son iki paragrafından örnekler vereceğim. Burada mesela vermiş olduğu sayılar da var. Cumhuriyetin ilanı anında ancak 80 talebesi olan mektep bugün yani 10 sene sonra 350 genci sinesine toplayabilmiştir. 1923'te 80 öğrenci okuturken 350'ye çıkmış. İmparatorluk devrinde senede azami... 11 mühendis verimi olan mektep, Cumhuriyet Devri'nde her sene vasati yani ortalama 28 Türk gencine diploma vermiştir. Yani mezun sayısı da ortalama mezun sayısından bahsediliyor tabii. Ee, dediğim gibi bu yani bir 10 senelik kıyaslama açısından pek bir şey ifade etmiyor. Bunları daha geniş zaman skalasında kıyaslamak lazım. Onunla ilgili bir görsel de göstereceğim sonunda. Son bölümde ise bu tabii Türkiye'nin son 10 yılında yapılan birçok yerüstü ve yeraltı, özellikle yerüstü ulaşım, işte köprüler, demiryolları yolları vesaire onlarda yapılan faaliyetlerden bahsediliyor. Bunların yapımında Yüksek Mühendis Mektebi'nin ne kadar işin içinde olduğundan bahsetmiş. Muazzam demiryolu inşaatı, yol ve köprü inşaatı, sulama işleri bugün hep Türk mühendislerinin Fenli bilgisiyle harici bir yardıma lüzum kalmaksızın yapılmaktadır. Bu çok önemli. Kendi başımıza yapabiliyoruz demek istiyor. Mektep Cumhuriyet idaresinin feyizlerine meden olduğu bu ma e masariyet ile itifat eder. Bugün kendimizi gayeye varmış adetmiyoruz. Yani hedefimize henüz daha varmadık. Eksiklerimizi de biliyoruz. Fakat gördüğümüz ve göreceğimize emin olduğumuz kıymetli yardımları güvenerek. Ve başladığımız hummalı ve ülkülü çalışmaya devam ederek programımızı tamamlayacağımıza ve burası önemli. Pek yakın bir gelecekte Yüksek Mühendis Mektebi'nin batıdaki eşleriyle eşit seviyeye erişeceğine iman etmiş bulunuyoruz diye. Bize bu imanı veren işte Ulu Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet Paşa'ya ve diğer çalışma arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz diye bitirmiş. Çok değerli bir program. E, e, belge. Teşekkürler Uğurcan Eroğlu'na tekrardan teşekkür ederim. 13 sayfalık bir şey aslında bunu bir yayınlamak da gerekiyor. İçeriğini o zamanın şartlarına göre kıyaslamalı bir analizle bir bir şeyler yapabiliriz. Yani Uğurcan Bey'e tekrardan teşekkür ederim. Çok değerli bir belge. 34'e geldiğimizde e, FEM Fakültesi'ndeki bir makine elektrik enstitüsü bu sefer Yüksek Mühendis Mektebi'ne geçiyor. Birçok değişiklik oluyor. Çok fazla detaylara girmeyeceğim. Ama esas bu 34-35 yıllarında önemli bir değişiklik oluyor. Ee, Ali Çetinkaya bu sefer 28 senesinde Beyci Erkin Bey e, şöyle söyleyeyim. Yüksek Mühendis Mevki e, mü, yüksek mühendis mektebine özellik kazandırdıktan sonra yurt dışı görevine atanıyor. Bu da Feş'te büyükelçisi daha sonra Paris'e geçiyor ve savaş döneminde de orada kalıyor. Onun yerine gelen Ali Çetinkaya ile bir şekilde sorunlar yaşanıyor. Ali Çetinkaya Kaya, e, yani tabii siyasi bir kişilik. İstiklal Mahkemeleri Başkanı. E, asker. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri bulunmuş. Yani bir, bir, bir Türk askeri, bir Türk bürokratı. Ama biraz kapalı bir kutu. Çok farklı çıkışları var. Mesela Nuri Demir 1931 senesinde Boğaz Köprüsü projesiyle gittiğinde yine Çetin Kaya'nın e, faal olduğu dönemlerde e, söylentiye göre yani birçok yerde öyle yazıyor. Boğaz'ın silüeti bozulur diye reddetmiş. Hatta yine bir söylentiye göre e, Nuri Demirade demiş yani tabi bu şehir efsanesi de olabilir. İnadına o köprüyü yapacağım ve şey, Ali Çetin Kaya geçemez diye de tabela astıracağım demiş. Böyle bir şehir efsanesi de var. Doğru da olabilir pek bilmiyorum ama birçok yerde böyle yazıyor. Ve Ali Çetinkaya döneminde e, Bayındırlık Bakanlığı bu Yüksek Mühendis Mektebi'nin o sorumluluğuna biraz sıcak ba bakmamışlar. Yani bir fazladan bir yük olarak görmüşler. Yani okulun bizim bakanlığımıza ne işi var gibisinden biraz e, soğuk bakmışlar. Ve atamalar da tabii burada çok önemli. Kendi içerisinde dedik ki özellik kazandı, kendi başlarına işte istediklerini yapabiliyorlar vesaire. Fakat kararname değiştikten sonra 35'te bu sefer... Mektep müdürleri yani mektebin rektörleri diyelim, bakanlığın belirlediği kişiler tarafından seçilerek tabi fen eğitimi alacak. Bakanlık belirlenecek Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanacakmış. Şimdi birçok şey var yani çok grift dönemler, bir özellik oluyor sonra tekrar bakanlığın bünyesine giriyor sonra tekrar kendi içinde bir takım şeylerden oluyor vesaire vesaire. Karışık şeyler. Şimdi burada 38-39'a girdiğimizde tabi eee tayyarecilikten de bahsetmeden olmaz. Demirhan çok büyük girişimleri var burada. Türkiye'de uçak mühendisliği işte İTÜ'den bahsediyoruz. E, gerçekten de o yıllarda bir girişimler var. İlk gördüğümüz kadarıyla yani yazılı kayıtlara bakarak kanıtlayabildiğimiz kadarıyla Nuri Demirhan bir e, tabii biliyorsunuz 36 Eylül'ünde Bugünkü Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin olduğu arazide, biraz yanındaki araziyi de kapsıyor. Bir tayyare atölyesi kuruyor ve Nuri Demiran, şurada fotoğrafta da gördüğünüz şuradaki bey, toprağı bol olsun çok büyük bir insandı. Ee, kendi kurmuş olduğu bir ekiple Türk tipi tayyareler, uçaklar tasarlayıp üretmeye karar veriyor. Bir e, kamu kurumu değil, bir özel teşebbüs e tabii Nuri Demirhan tabii bunun için bir kadroya ihtiyacı var. Bir öğrenciler yetişsin, onlar bir öğrensin bu işi ki ben kendi atölyemde çalıştırayım diyor tabi doğal olarak. Kadro, insan gücü yani en başta söylediğim gibi insan gücünü hep atlıyoruz bu konuda. Bunun içinde Yüksek Mühendis Mektebi ile bir e, mesaiye giriyor. Biz burada bir tayari şubesi kuralım makinanın alt dalı olarak. Neler yapabiliriz vesaire böyle bir e, diplomasiye başlıyor ve 18 Ekim 39'da Beşiktaş'taki tabii gümüş suyundalar buradaki hocalar. Beşiktaş gümüş suyu zaten yürüme mesafesi. bir toplantı gerçekleştiriyor. Vertis ve gün 19 Ekim'de de bu basına yansıyor. Burada mesela altını çizdiğim kişiler bu tarz şeylerde sadece böyle düz bir şekilde okuma yapmamak lazım. Yani satır aralarında çok büyük bilgiler var. Tevfik Taylan katılan kişiler hocalardan. Tevfik Taylan mektep müdürü, daha sonra İTÜ'nün de ilk kurucu rektörü oluyor. Fahri Bekiroğlu, hem bu arada pardon uzmanlıklarını söylemem gerekiyor. Tevfik Taylan demir yolcuydu galiba. Yine yani yapı işlerinden sorumlu bir hocamız. Fahri Bekiroğlu diye birini bulamadım. Fahri Terzioğlu olabilir. Belki yanlış yazılmıştır diye düşünüyorum. Fahri Terzioğlu bir tayyar mühendisliği eğitimi almış bir hocamız. Salih Murat Bey, bahsettiğim gibi Salih Murat Uzdilek bu İngiltere'deki bu logaritma ile ilgili tebliği hazırlayan kişi. Burhanettin Sezarar elektrik hocası ve Doppler'de bu Doppler efektini bulan Doppler değil başka bir Doppler ama aynı aileden geliyor olabilirler çünkü ikisi de Avusturyalı. Christian Doppler de efekti bulan da Avusturyalıydı. Bu bizim hocamız olan Doppler de Avusturyalı. Belki aynı ailedendir bilmiyorum. Ve burada toplantıda yine Almanya'daki işte teknik yüksekokul Berlin'deki e, teknik şu dedikleri Tabii ki orada Berlin'deki makine şubesinde e, uçakla ilgili eğitim veren e, bölümün müfredatına bakmışlar ondan bahsediliyor ve e, şurada ilginç olan bir şey daha var e, bir saniye. Hmm. Aslında 39 senesinde açılması planlanmış fakat vakit geçtiğinden gelecek seneye bırakılmış. Yani 1940 Ekim'inden itibaren o şubenin faaliyete geçmesi öngörülmüş, olmamış daha sonra. Birazdan ona geleceğim. Şurada yine önemli bir şey daha var. Tayar mühendisi yetiştirmek isteyen, tayar mühendisi olarak yetişmek isteyen talebe Mektebin 4 senesinde diğer arkadaşlarıyla birlikte umumi dersleri takip edecek ve son 2 sınıf için ihtisas şubelerine ayrılacaktır. Yani 4 artı 2 sistemini ele almışlar. 6 yıl biliyorsunuz orada dediğim, daha evvel söylediğim gibi 4 sene temel ders alıyor daha sonra 5. ve 6. senede uçak bölümüne ayrılıyor ve makine tayyare şubesi mezunu olarak diploma alıyorlardı. Ve ilaveten yani konuyla uçakla ilgisi yok ama bir de bir yüksek mua, e, maden mektebi, e, pardon maden mühendisliği şubesi de açmayı düşünüyorlarmış. Bu da orada geçen bir haber. Şimdi Nuri Demir Ağa böyle bir girişimde bulunuyor. E, tam böyle çok havacılık e, alanına çok girmek istemiyorum ama bunlar pek konuşulmayan şeyler. Bir de Türkiye'de bir Polonyalı mühendisler mevzuu var. E, ülkeleri işgal edilince Türkiye'ye gelen ve Türk Hava Kurumu'nda cidden çok büyük emekler sarf etmiş bir grup Polonyalı uçak mühendisi var. Bunlar Mayıs ayında 15 16 Mayıs'ta 15 Mayıs'ta pardon 1941'de Türk Hava Kurumu Genel Müdürü Selahattin Belere bir mektup yazıyorlar. Bu bir yüksek lisans tezinde de yayınlandı. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde. Bunların başındaki Czerniewedychowski bütün arkadaşlarının adına bir mektup kaleme alıyor ve diyor ki yani kısaca şöyle söylüyor. Biz burada teşekkür ederiz bize yeni yurt verdiniz vesaire. Fakat savaş bir şekilde bitecek. Biz ülkemize döneceğiz. Fakat biz döndükten sonra bizim işimizi devam ettirebilecek bir kadroya ihtiyaç var. Ve biz burada tamam Türk Hava Kurumu fa Etimeskut'taki fabrikada bir şekilde teknik işler yapıyoruz. imalat tasarım falan ama kadroların yetiştirmesi için bir de bir bölüm açmamız gerekiyor. Yani 1941'de hala Türkiye'nin bir uçak mühendisliği eğitimi veren bir e, şubesi yok mühendislik okulu var ama uçak mühendisi yetiştirmiyor. Parantez içinde söylüyorum o zamanki bir takım sorunları anlamak için de bunlara hiç konuşmadığım için o, ta, o, zamanki işte havacılıkta şu sorunlar oldu yapılmadı edilmedi falan filan. Yine en başta söylediğimi söylüyorum insan kaynağı olayı hiç Türkiye'de ele alınmadığı için bunlardan bahsetmek zorundayım. Ee, Türkiye'nin o yıllarda uçak mühendisi yetiştiren kendi özgün bir kurumu yok. Yurt dışına yollanıyor burslu olarak devlet burslu yolluyor, getirtiyor vesaire. O ayrı bir konu ama kendi başımıza bir uçak mühendisi yetiştirebileceğimiz bir kurum yoktu. Türk Hava Kurumundaki Polonyalılar da diyorlar ki amenna, Teşekkür ederiz ama biz ayrıca burada da faydalı olmak istiyoruz." ve diyorlar ki "Diğer gayemiz de işimizi devam ettirecek halefler yetiştirmektir." Ve bunların sayesinde Türk havacılığı her bakımdan kendisine kafi gelecek, tamamen Türk bir personele sahip olacaktır vesaire. Ve bu e, mektubum ekinde de hangi tarz derslerde kimlerin hangi dersleri verebileceğim pardon o şekilde liste de hazırlamışlar. Açıkça bayağı kapsamlı bir mektup. İsimler de belli. Kim hangi dersi verebilir vesaire. Yani aerodinamik, uçuş mekaniği, tayyare inşaatı, motor inşaatı, seyir sefer, meteoroloji, borda aletleri vesaire 9 tane başlıkta sıralamışlar. Ve bu Mayıs 1941'de Türk Hava Kurumu'nun Genel Müdürlüğüne gidiyor. Ve e, görüşülüyor. eee esasında tabii 1941 senesinde tabii Nuri Demirhan bir girişimleri var. Hemen olmamış ama şeyi görüyoruz. 41 senesinde kuruluyor şube. Ben Benim kendi bu. daha çok Türk Hava Kurumu'ndaki Polonyalı mühendislerin bir tek bir şekilde nasıl diyeyim onun başlattığı kıvılcım da bir şekilde bu teşkilatlandı diye. Benim kendi analizim böyle tabii tartışılır. Ve e, öğretim üyeleri atanacak. E, bunlardan e, Türkiye'de e, Alman hocalardan William Prager, KZU Teknik Üniversitesi'nden gelmişti İstanbul Üniversitesi'ne. Matematik bölümünde hocalık yapıyordu. 41'de ayrıldı. E, bir Prager vardı o dönemlerde yabancılardan. Bir de Richard von Mises uçaklarla ilgili bilgisi olan. Von Mises 39'da ayrılıyor. Harvard'a gidiyor matematik enstitüsünden. Bir Prager kalıyordu. Prager'de... Almanya'da bulunduğu dönemlerde Kassel'deki Fizeler Flugzeugbau firmasına danışmanlık yapmış. O da tayyare mühendisi değil ama o da pardon statik ve mukavemet uygulamalı mekanik derslerine giren bir çok değerli bir hoca. Prager'e teklif etmişler fakat Prager aynı sene Türkiye'den ayrıldığı için Brown Üniversitesi'ne geçiyor Amerika'ya. Bu sefer yerli bir birini aramışlar aerodinamik dersi için. Ratip Berker. Ratip Berker köken olarak uçakçı diyor matematikçi. Lille, Fransa'daki Lille'den doktorasını almış. Ve oğlu Nihat Berker de bu arada Sabancı Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Çok değerli bir insan. Diğer iki kişi, yani toplam üç kişilik bir öğretim üyesi kadrosu söz konusu. Kudret Mavitan, 1940'tan sonra diye hatırlıyorum, Nuri Demirat Tayyar Atölyesi'nde teknik müdürü olarak çalışıyor. Yani CTO dediğimiz. Kendisi Fransa'da eğitim görenlerden, yani devletin göndermiş olduğu eğitim, uçak mühendisliği eğitimi alanlardan galiba Aeronautics Superior'da Paris'te eğitim aldı diye hatırlıyorum. Fahri Terzi oldu da aynı şekilde. Bu ikisi yani Fahri Bey ve Kudret Bey e, devletin yurt dışında okumaya gönderdiği tayyar mühendislerinden. Kudret Mahmut'tan ayrıca parantez için söyleyeyim Demokrat Parti'den e, Gaziantep'ten milletvekili de yapmış. E, ikisini İkisini, e, pardon bu üç kişiyi özür dilerim, Nih Ratip Berker, Kudret Mavitan ve Fahri Terzioğlu Türkiye'nin İTÜ bünyesinde, pardon, Mühendis Mektebi bünyesinde açılan uçak mühendisliği bölümüne atanan ilk Türk öğretim üyeleri. Sadece onlar mı vardı? Hayır. Polonyalılardan da bahsettik. Şimdi Polonyalıların da part-time ders verdiklerini görüyoruz. Şimdi bu bahsetmiş olduğum bu mektupta dediğimiz gibi bu isimler ve hangi dersleri verdikleri de var. Şöyle bir e, kitap var. Bu pek fazla Türkiye'de bilinmiyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim bu Polonyalı e, mühendislerin kendi evrak metrukelerini alıp e, araştıra, kitaplaştıran bir Türk bir araştırmacı. Bunu bir kitaplaştırıyor ve bunu basan çok ilginçtir. Ankara'daki Polonya Büyükelçiliği. Çok zor bulunuyor. Saflara çok nadiren düşüyor. Ben çok zor buldum. Bunu bir daha bastırmak lazım aslında. Polonya Büyükelçiliği'ne konuşmamız lazım. Ee, o dönemi aslında anlamak için aslında yani bu bilgi transferi diyoruz ya, beyin göçü vesaire, o zamanki işte Türkiye'nin uçak mühendisliği, o, uça o yerli sanayisini anlayabilmek için, o insan gücünün etkisini, yabancı insan gücünün etkisini anlayabilmek için aslında burada da bakmak lazım. Bu konuya da bakmak lazım. Buradan birkaç bölüm aktaracağım. 41 sonbaharında Teknik Üniversite Uçak İnşaat İhtisası dalı harekete geçildi. Yani Teknik Üniversite değil tabii de orada yanlış yazılmış. İki haftada bir, birkaç günlüğünde Ankara'dan İstanbul'a giden e, mühendis Rogalski ve mühendis Tesir. Burada bir numara ve iki numara görüyorsunuz. Tasarım ve uçak oluşturma derslerini, uçak motorları teorisi ve inşaat derslerini ise Belkovski Fransızca olarak veriyorlardı. Belkovski de beş numarada. Havacılık tasarımları, dayanıklılık Dayanıklılık ders notları Fransızca olarak Mühendis Yanik ve Duleba tarafından, Yanik bir numara, üç numarada Duleba tarafından yazıldı. Bunlar Türkçe'ye tercüme edilmişti ve dersler sıkı sıkıya bunlara göre üniversitenin bir Türk hocası tarafından veriliyordu. Büyük ihtimalle tabii da Mavi Tan ya da, da Terzioğlu'ndan bahsediyorlar. Ders notlarının müelifi olan Polonyalılar sınavlarda asistanlık yapıyorlardı. Yani gördüğümüz gibi Polonyalı hocalar, Polonyalı mühendisler de hocalık yapıyor. Bunu kesin biliyoruz artık. Bu havacılık kursunun mezunu birkaç genç mühendis önce hava kurumu uçak fabrikasının yani Etimeskut Ankara tasarım ofisinde kısa bir staj gördüler. Akabinde 45'te Birleşik Devletler Boeing uçak fabrikasında staja gönderildiler. Bir süre sonra uçak fabrikasına çalışmak üzere döndüler. Kimlerin olduğunu göstereceğim fotoğraflarıyla beraber çok ilginç isimler var. 41'e geldiğimizde şimdi bu dediğimiz gibi Böyle bir oluşum düşünülmüş, güzel gerçekten olması gereken, geç kalınmış bir şey aslında ama... Şimdi bir, bir kararname daha çıkıyor. İşte hep bürokrasinin eğitimi olan müdahalesi mi diyeyim artık bilmiyorum tam kelimeyi de bulamadım. Yeni bir kanun çıkıyor ve deniyor ki zanaat yetiştiren teknik okullar ve yüksek mühendis mektebi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktır diyor. Şimdi bir özerk oluyor, bir bayındırlık bakanlığına geçiyor, bir Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiyor, karman çorman... Çıkan kanun Eylül 1941 tarihli görüyorsunuz ee, burada. E, ben bilerek bunları Hı. indiriyorum ve okuyorum. Kimse resmi gazete okumaz tabii ki. Ben de hepsini okumuyorum ama e, o maddeleri okuyarak anlamaya çalışıyorum. O seçilen kelimeler, atladığımız bir şey olmasın diye. Gerçekten de bütün e, malıyla, mülküyle her şeyi bütün o mektep, e, marif vekaleti yani Milliyetin Bakanlığı'na devredilmiş. 41'de Eylül ayında. Şimdi Ekim ayında dediğimiz gibi bu bölüm açıldıktan sonra tabii ki müfredat başlıyor. <laughs> Pardon ders yılı <laughs> başlıyor. E, gazetede, basında da bunun yansımasını görebiliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi e, müdürün yapmış olduğu konuşmada bu sene makine şubemizin 5. sınıfına geçen tayyare ihtisas geçenler tayyare ihtisası yapmaya ayrılmışlardır. O ilk 39'daki gazetedeki haber gibi. 4 sene temel eğitim, 5 5 ve 6 uçak mühendisliği için ayrılmış. Yani bu ne demek oluyor? Yaş itibariyle, dönem itibariyle pardon, 37 senesinde girenler ilk mezunlar olacak. Şimdi burada yine Türk Hava Kurumu'nun öne, önemli bir, mü, yani olumlu bir müdahalesi. O, müdahale demeyeyim de, işin gerçekten içinde olduğu çok olumlu bir gelişme. Hasan Ali Yücel, e, tabii ki marif vekaletini devredildiği için okul artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir alt kurumu. Başbakan Refik saydama bir mesaj yolluyor. Diyor ki, hava kurumu hesabına taleme yetiştirmek üzere bu, bu baştaki şuna bir soru işareti kurumu koymak lazım. Birazdan geleceğim. E, Yüksek Mühendis Okulu'na yeni açılan Tayyar Şubesi'nin laboratuvar ve eğitim levazının ikmaline sarf edilmek üzere daha evvel e, ayrılan 175 bin liranın Bizim bakanlığımıza devredilmesini rica ediyorum. De, tabii doğru. Eskiden bayındırlık bakanlığındaydı. Daha sonra işte bakanlık değiştiği için tabii ki bakanlık içerisinde bütçe transferi söz konusu. O parayı ayrı ayırdıysanız, bu bölüme ben kendime istiyorum onu diyor. Tabii doğal olarak. Burada şunu demek istiyorum. Öncelikle iki önemli detay var. Bir Türk Hava Kurumu 175 bin liralık bir ödenek ayırmış. Bu şube'nin açılıp faaliyet göstermesine. İki benim kafamı kurcalayan şey hava kurma hesabına talebe yetiştirmek üzere. Yani bu şu anlama mı geliyor bilmiyorum ben cevabını tam da bilmiyorum. Buradan mezun olan kişiler sadece Türk Hava Kurumu'nda mı çalışmak zorunda? Yani buradan anladığımız yorum yoruma açık bir şey. Ben, ben böyle anlıyorum. Evet. İlginç. Bunu biraz daha deşmek lazım tabii. O zamanki e, muadil yazışmalara bakmak lazım. Bunu da bana Osman Yalçın gönderdi sağ olsun onunla e, konu. Bu arada Osman Yalçın Bey'i de e, ilgilenenler varsa, hava, havacılık tarihiyle ilgili kitaplarla ilgilenen varsa, Türk Hava Harp Sanayi Tarihi'nin e, yaz, yazarıdır. E, çok güzel eserleri var. Kendisi bana vermişti daha evvelden bu belgeyi. Yüksek Mühendis ile ilgili bir belge olduğu için ve bir spoiler daha vereyim o da ama 45 sonrası olduğu için dahil etmedim. Bu 175 bin liranın bir kısmı da e, Ankara Rüzgar Tüneli'nin yapımında kullanılmak üzere istenmiş. Ne kadar kullanılmış bilmiyoruz ama onunla ilgili de yazışma var. Yani Ankara Rüzgar Tüneli Türkiye'nin havacılık alanındaki ilk büyük ARGE e, altyapı tesisi diyelim. Yani üretimhane ayrı, imalat hane ama ARGE amacıyla... Savaştan sonra kurulabildi ve 175 bin liranın bir kısmı da ART için ayrılmış. E, ertesi sene bu tam çerçevelettirmelik bir e, haber. E, 42 yılında yani tayyare bölümünde e, okumuş olan öğrenciler, ilk senesini bitirenler daha doğrusu, bir sürprizle karşılaşıyorlar. Ertesi sene e, açılış gününde Nuri Demirhan Tayyareleri Mühendis Mektebinin üzerinde turlarken bir fotoğraf çekilmiş. Bir basına yansımış Ekim 42'de. İşte der, e, okul ders yılını törenle açtı. Demirhan Tayyareleri merasim esnasında mektebin üzerinde uçarak arkadaşlarına sevgi mektupları attılar. Bu mektubun ne olduğu da burada yazılı. Bu çok uzun bir haber. Ben sadece resmini yani baş, e, manşetini ve bu mektubu e, koydum. Burada kısaca hepsini okumayayım, şey demek istiyor, biz bu uçakları uçuranlar sizin gibi o eğitimden geçenleriz. Nuri Demir abi bu arada söyleyelim, bu eğitim alanları da staj imkanı veriyor. Yani aslında bir üniversite sanayi işbirliğinin kurulmaya başlandığı dönemler diyebiliriz. Zaten Gümüşsu'yu, Beşiktaş çok yakın. Yani bahsettikleri şey şu, biz de o eğitimi geçtik, ilk senemizi tanı anladık. Daha sonra Yeşilköy'de biz uçuşluk eğitimi de aldık. Hem mühendislik olduk, yani hem mühendislik tahsiline devam ediyoruz. Hem de pilot olarak bu uçakları uçuruyoruz. Ee, i̇çinizde bugüne kadar uçuculuk ve yapıcılık yolunda çalışmaya fırsat bulamayan arkadaşları bu yolda çalışmaya davet eder. Memleketin fen ve irfan sahasında büyük muvaffakiyetler başaran mühendis mektebinin kıymetli hocalarımızla sizin siz sevgili arkadaşlarımızı hürmetle selamlarız. Yeşilköy Demirağ Tayyare Alanı Yüksek Mühendis Mektebi Yapıcı ve Uçucuları çok ilginç. Kullanılan tabirler çok güzel. O zamanın tabirleri yapıcı ve uçucular. Yani mühendis ve pilotları demiyorlar yapıcı uçucu kullanılan kelimeler de çok iyi. Çok güzel bence çerçevelettirmelik bir fotoğraf. Çok güzel o zamana dair. Şimdi burada tabi binalar ilgimizi çekti. Şöyle söyleyeyim bu Yüksek Mühendis ...mektebi binası, arkada da taş kışla büyük ihtimalle. Şimdi burada binayı tespit etmeye çalıştık. Benim e, makine, makine bölümünden mezun arkadaşım Esra İçer'e rica ettim sağ olsun o yardımcı oldu. Onunla beraber bulabildik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür'ün, AŞ'nin arşivinde, bu internette de var bu fotoğraf bu arada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul tarihiyle ilgili açmış olduğu çok güzel internet sayfası var. Oradan buldum. E, şu bina şimdi yani bu bina hangisi acaba? Şimdi arkada da büyük ihtimalle taş kışla var. Burada o gazete haberindekini de şuraya koydum görüyorsunuz. Hangisi olabilir diye. Araç yani Esra arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bulduk. Gümüş suyundaki ön bahçe denilen bugün bildiğim kadarıyla ben itülü değilim bilmiyorum. Ön bahçe denilen yerde kullanılmayan bir yer. Esasında bu bina e, Yüksek Mühendis Mektebi'nin giriş binasıymış. Ana bina buymuş. E, zorlandık neden? Çünkü şu çatıdaki şu detay şu an yok o şekilde e, kıyaslama yaparak bakmıştık ilk başta ama bu e, gördüğümüz kadarıyla ve şurada da e, şu yandaki resimde gördüğünüz gibi eskiden burada Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Mühendis Mektebi diye bir tabela asılıymış. Yani bu e, gümüş suyundaki ön bahçe denilen yer yanlış bir söylemiyorum durumarım. Oradaki bina aslında e, Yüksek Mühendis Mektebi'nin ana giriş kapısıymış. Yani bu binanın cephesi şeye bakıyor şöyle söyleyeyim. E, İnönü Stadyumu'na bakan tarafı. Esas ana giriş taksime bakan taraf bu tam 180 derece arkası. E, tayarcı o hakkında çok konuştuk, kusura bakmayın ben çok detaya girmiş oldum ama gerçekten insan gücünü anlamak için bunlardan an, e, bahsetmek gerekiyor. Çok bilgi eksikliği var Türkiye'de o konuda. Deniz inşaat mühendisliği tabii denizcilik alanında da e, atılımlar var. E, denizcilik gemi inşaat dediğimizde tabii ki Atan Utku, aklımıza gelen ilk isim. Çok büyük değerli bir insan. Öyle bir bölüm kurulması düşünüyor. Tayyarecilik gibi görüşlerine başvurulan uzmanlar davet ediliyor ve Ağustos 43'te bu bölümün de kurulmasına karar veriliyor. Atan Utku şöyle söyleyeyim: Gölcük'teki tersane'de ilk yerli gemimizi tasarlayıp bu projeyi yürüten kişi ayrıca ilk mayın gemisini yapan baş yani şefliğini yürüten tek başına yapmıyor tabii kimse bunları. Muittin Etingü'den de bahsetmek lazım. Muittin Etingü çok değerli bir hocaymış ve biraz magazinsel ve üzücü bir haberle anlatacağım. Çok feci bir şekilde kaybetmişiz Muittin Bey'i. Yani biraz magazin var bir olay ama ismini yazdığınızda bulabilirsiniz eski gazetelerde. Bir ailesel sebeplerden ötürü hayatını kaybetmiş. Çok feci şekilde kaybetmiş hanımının eşi, pardon hanımın özür dilerim, kız kardeşi yani baldızına anladığım kadarıyla musallat olan biri var. Evlenmek istiyormuş baldızıyla ama adam alkolik olduğu için baldızı reddetmiş ama adam musallat olmuş, bırakmıyormuş ve Muhittin Bey'den rica etmiş bununla konuşur musun, benim peşimi bıraksın diye konuşmuşlar. Adam anlamamış bunu bir şekilde reddetmiş. Çıkmış gitmiş. Daha sonra bir süre sonra tekrar Muhittin Bey'in kapısını çalmış. Bu sefer eline dinamitle gelmiş. Ve adam hem kendini hem Muhittin Etüngü'yü yani deniz gemi inşa bölümündeki hocamızı dinamitle patlatmış. Bu şekilde haberlerde böyle okudum. Çok yazık gerçekten değerli bir insanı bu şekilde kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin diyelim. Başka bir hocamızdan daha bahsedeceğim onu da çok kötü bir şekilde kaybetmişiz. Bunları da anlat, anmak lazım yani gemicilikle ilgili bu arada söyleyeyim bu bölümün kurulmasıyla ilgili e, gazete haberlerine bir şeyler yansımış mı diye baktım pek bir şey bulamadım açıkçası yani çok fazla bakmadım aslında onu da itiraf edeyim ama yani kadar e, tayyarecilik konusunda çok fazla basına yansıyan haber var denizcilikte bu kadar pek bulamadım. Şimdi mezun sayıları dediğimiz gibi başta göstermiş olduğum fotoğrafta gördüğünüz gibi yol, su ve inşaat toplam burada 24 mezun görüyorsunuz ve bu aslında şubelerin evrimini de gösteren çok güzel bir çizelge. 43 senesine geldiğimizde dediğimiz gibi 44'te İTÜ haline geliyor. Şurada soldaki şemada son yani İTÜ'ye evrilmeden evvelki e, şubeleri görüyorsunuz. İnşaat kendi içinde yol ve yol demiryolu ve su olarak ayrılmış. Mimarlık başlı başına bir şube. Makina e, aslında bunlar tabii ki fakülte parantezde tırnak içinde ama mektep olduğu için şube adını alıyorlar. Makina kendi içinde uçak ve gemi inşaatı, uçak 41'de kuruluyor, gemi inşaatı 43'te kuruluyor. Elektrik ve müşterek şu müşterekten kasıt Tam anlayamadım. Hepsini böyle ortaya karışık bir şey mi bilemedim. O kadar fazla da bilgim yok maalesef. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Müdürler, bundan sonra İTÜ'ye geçeceğim. Subitanık şöyle söyleyeyim. 1929'da bu Erasmus dediğimiz yani yurt dışına birilerini yolla gönderme olayı 29'da tanık zamanında başlıyor bürokratik şeylerden ötürü işte görüyorsunuz bazı istifa ediyor tekrar geliyor vesaire. Ee, Osman Tevfik Taylan tabii ismini anmamız gereken kişi. Eee İTÜ'nün kurucu rektörü olarak tarihe geçiyor. Ee, toplam 3 kişi, e, yüksek mühendis mektibi yani 28-44 arası toplam 4 devre olmuş ve 3 3 kişinin de e, pardon, e, mektep müdürlüğü yaptığını görüyoruz buradaki en önemlisi benim ilgi gösterdiğim 29'dan itibaren Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi ve ilk modern laboratuvarların 29'dan itibaren kurulmuş olması. yayınlar bu da önemli. Şunu kesinlikle tavsiye ederim. Hangi yayınlar yapılmış, kimler ne yazmış, hangi kitabı neşretmişler, tercüme yani telif yayın ayrı, tercüme ayrı tabii ki tercüme edilen kitaplar da var batılı batılı kaynaklardan. Eee Mesela Yüksek Mühendis Kitpanesi diye yeni bir e, yayına başlanıyor. Kerim Erim ilk bizim doktorlu matematikçimiz Nazari Hesap ismiyle bir e, katkıda bulunuyor. Ve şu önemli benim ilgimi çeken günümüzde hala TÜBİTAN'da yapmış olduğu bir takım e, katkılar pardon teşvik primi deniyor galiba özür dilerim. Mecmuaya yazarsanız sayfa başı 225 kuruş teşvik telif veya tercüme eser yazarsanız sayfa başı 2-3 lira gibi devletin yani bu 29'daysa bayındırlık pardon o sıralar özellikle tabii. Tabii mektebin kendi bütçesinden verilen para olması lazım. Bu şekilde teşvik primleri de yani hocaların yayın yapmasını teşvik etmek için bu tarz şeylerden de bahsedilmiş. Daha detaylı bakmak istiyorsanız bu gerçekten sırf bir katalog. Kim ne yazmış? Kronolojik olarak şube şube görebilirsiniz. Bununla ilgili de yayında var e, yurt dışına gönderilen öğrencilerden tabii bunların çoğu profesör oldu. Birkaç tanesinden de bahsetmek istiyorum. Mesela Hamdi Peynirci oldu burada. Pardon. Ha, evet Hamdi Peynircioğlu. E, i̇nşaat mühendisliğinden ayrıca 48 yılında rektör oldu. Emin Onat e, mimarlık bölümünden ve Anıtkabir'in mimarıdır. Orhan Arda ile beraber eee birçok kişi proje yolladı ve kabul edilenler e, proje birinci kabul edilen proje seçilen proje Emin Altın projesi. Mustafa İnan'ı hepimiz tanıyoruzdur diye düşünüyorum. Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı e, eserindeki baş karakter Adana'nın e, mühendis delikanlısı diye geçiyor. E, çok değerli bir insan o da ETA Zürich'e gönderilmiş doktora için. E, Mukbil Gökdoğan aynı şekilde mi mimardır Emin Onat gibi. E, hanımı Nüset Gökdoğan ilk Türk kadın astronom, gök Fuat Külünk e, yine e, mimar e, mimarlıktan e, Nami Serdaroğlu Nami tabii Nami Serdaroğlu da kimya mühendisliği. Bu görmüş olduklarınız hepsi profesörlük yapmış. Emin Onat da rektörlük yapıyor. Mustafa İnan da rektörlük yapıyor. Ee, inanılmaz derecede değerli insanlar. Bu tabii ben bazılarını verdim burada. Eğitim sırasında yurt dışında vefat edenler de olmuş. Çok ilginç e, hayat hikayeleri var. Dediğim gibi yani bu kişiler bazında biyografilere girersek çok daha böyle günlerce, haftalarca konuşmamız lazım. Çok değerli insanlar varmış gerçekten. Ben burada kendimce önemli görebildiklerimi özetlemeye çalıştım kız öğrenciler. Pek fazla yani sosyal medyada görüyorsunuz ama biraz daha detaylı bilgi vermek lazım. Resmi olarak burada göstereceğim. Bu slide ve bir sonraki yansıda göstereceklerim 44 yılına kadar Türkiye'de Yüksek Mühendis Mektebi'nde eğitim görmüş bütün kız öğrencilerin isimlerini vereceğim. Kayıtlı ve hepsi kanıtlı. İlk bilinen Sabiha ve Melek Hanım, Gürayman ve Melek Ertuğ. Bunların hatta kayıtları da mevcut şurada çok küçük harflerle yazılmış ama ben okuyabiliyorum buradan. Tabii bir eski harflerle bir daha aynısını altta latin harfleriyle yazmışlar. 27 girişli görüyorsunuz. 14 Ekim 27 girişli ikisi de yol şubesi. Yani inşaat mühendisi bunlar. 29 senesinde şurayı okuyamıyorum. Senesine terfi etmiştir. 1930 senesinde yine okuyamadım. Şeye terfi etmiştir. Yol şubesine ayrılmıştır diyor. Ve 19 Nisan 1933'te de e, diploma almıştır. Aynısı Melek Ertuğ için içinde geçiyor. Sabiha Gürayman, e, bu fotoğrafını internette görebilirsiniz. Anıtkabir İnşaatı Kontrol Şefliği de yapmış. Türkiye'nin Melek Ertuğ ile beraber diplomalı ilk kadın inşaat mühendisleri. Sabiha Gürayman hakkında e, spor, özellikle Fenerbahçe e, Spor Kulübü'nün e, tarihçesinde de çok güzel şeyler bulabilirsiniz. İlk Fenerbahçe'nin ilk lisanslı kadın voleybolcusu profesyonel voleybolcu ve kendisiyle yapılan uzun bir röportaj var. Fenerbahçe'nin tarihiyle ilgili yani Fenerbahçe'nin kendi resmi sitesinde diye hatırlıyorum. Kendisiyle yapılan uzun bir röportaj var. Okuyabilirsiniz. Kadın olmasıyla ilgili değil de böyle o zamanın şartlarını işte hatta şey diyordu bir yerde. 350 tane erkek vardı. sırf ikimizdik diyor. Melek Ertuğrul'la beraber kendisinden bahsediyor. Eğitim döneminden bahsediyor. Daha sonra işte bir anda voleybolculuk, voleybol ile de ilgilenmiş önce pek hoş görmemişler ama bir tane fotoğraf var mesela bütün erkek voleybolcuların arasında tek bir kadın bir, bir müsabakada da onun atmış olduğu çok sayıyla Fenerbahçe kazanmış gibi çok ilginç anıları var. Kitaplaşması da lazım aslında. Çok e, bilmemiz gereken biri. Melek Ertuğ e, Sabiha Hanım'ın anlattığına göre beraber mezun olmuşlar ama Melek Ertuğ evlendikten sonra, mezun olduktan sonra evleniyor ve mesleğini devam ettirmiyor bildiğimiz kadarıyla öyle. Ama Sabiha Gürayman mesleğinde faal olarak da çalışıyor. Diğer kız öğrenciler bunlar dediğim gibi hepsinin isimleri mevcut. Şöyle söyleyeyim 1883 83 ile 1944 arasındaki bütün her sene olan her sene verilen mezunun isimleri var. Bunlar biliniyor. Hayret Hanım, Hikmet Hanım sadece giriş yaptıkları belli. Mezun olmamışlar anladığımız kadarıyla. Hürriyet Sırmaçak Kütahya kütüğüne kayıtlı. İnşaat mühendisleri odasında da görev aldığını görüyoruz. Buradan başka bilgi, bilgi toplayabildikleri, mesela Celile Berk, e, Türkiye'de yani yüksek mühendis mektebinden mezun ilk kadın mimar. Ama Türkiye'nin ilk kadın mimarı değil bildiğim kadarıyla. Çünkü o sıralarda e, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi, ismi bir daha değişti galiba tam hatırlamıyorum ama oradaki Güzel Sanatlar Akademisi'nde de mimarlık bölümü vardı. Oradan mezun olan kadın mimarlarımız da var ama Yüksek Mühendis Mektebi altında ilk mezun kadın mimarımız Celile Berk Hanım. Kendisi e, okulu bitirdikten sonra MIT'ye e, yüksek lisansa kabul oluyor ve orada bir Arnavutluk'tan bir vali ya da bir siyasetçiyle eskiden bir valilik yapmış biriyle diye hatırlıyorum. Evleniyor o da mimar. Eee ve hayatını orada devam ettiriyor. Bir ara Türkiye'ye geliyor, yeniden hocalık yapıyor, sonra tekrar gidiyor vesaire. MIT'deki master tezini buldum. Çok ilginç. Sarıyer açıklarında, yani Karadeniz'e doğru giderken bir arazide kurmayı planladığı tez olarak tabii, akademik tez olarak bir verem hastaları için düşündüğü bir sanatoryumu mimari tasarımını master tezi olarak ele almış. Tabi İstanbul'un tarihçesinden bahsediyor. O kartografiyi falan koymuş. Çizimleri vesaire de var. Onu da buldum. Çok değerli insanlar dediğim gibi. Onların dışında başka kadın mezunlarımızdan birilerine hakkında bilgiye ulaşamadım. <laughs> de ulaşamadım. Bilgi Atilla Soy pardon şimdi aklıma geldi. Ohio State University'de bir emekli Türk profesörümüzün Ümit Özgüner'di galiba. Onu da tesadüfen öğrendim. Onun annesi. Kendileri Macaristan'dan gelmişler. Soy ismi olarak da Atilla Soy ismini almışlar. Kendisiyle konuşurken tesadüfen gördük. Yani tespit ettik yani tesadüfen tamamen. Bilgi Atilla Soy hangi şubede olduğunu bilmiyoruz maalesef. 44 yılına itibaren de şubeleri yazmamışlar. Makine Tayyare Şubesi yine aynı konuya geldim ama <laughs> dediğim gibi çok değerli insanlar var ve Türkiye'de hep karıştırılan bir konu. Türkiye'nin kendi okulunda kurmuş olduğu uçak mühendisliğinden mezun olan ilk mezunları ayrı. Türkiye'nin yurt dışına göndermiş oldukları arasından ilk mezun ayrı. Bir de ilk Türk uçak mühendisi olan olmak ayrıdır. Biraz karışık oldu kusura bakmayın. Şöyle özetleyeyim. İlk uçak mühendisliği eğitimi almış ilk Türk mühendis Ali Yar. Kendisi Kazan Tatarlarından, Rusya'daki Türklerden. Ee, Osmanlı dönemindeyken e, ailesi onu Galatasaray Lisesi'ne yolluyor. Mektebi Sultaniye ta şeyden Kazandan yani Tataristan'dan e, Rusya Çarlığı döneminden bahsediyorum. Orayı bitirdikten sonra Paris'e uçak mühendisliği eğitimi almaya gidiyor Osmanlı döneminde ve bizim bildiğimiz hatta bu desaltlarla ve Fransız DeSallet firmasını bilirsiniz. Yani o konuda çalışma yapanlar bilirler. Onunla sınıf arkadaşı Devre arkadaşı. E, ve Darufin'un da hocalık yapıyor döndükten sonra profesör oluyor vesaire. Yani ilk Türk akademisinde ya da Türk mühendisleri arasında uçak mühendisi eğitimi almış Osmanlı döneminden bahsediyoruz. İlk kişi Ali Yar. Daha sonra Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet'in de kendi devlet kurumlarının açmış olduğu burslar ile yurt dışına öğrenci gönderme furyası var biliyorsunuz. Bu grupta, ilk grupta gönderilenlerin Hepsinin ismi aklım değil ama Selahattin Beler, onu da bir kazada kaybettik maalesef. Gönderilen ilk gruptan kendisi. O da 1928'de mezun oluyor diye biliyoruz. Şimdi bunlar yurt dışında eğitim almış olanlar ve Paris'te. Fakat 40'lı yıllara geldiğimizde Türkiye artık kendi uçak mühendisliği kurumunu kurduktan sonra kendi özgün bir kurumundan vermiş olduğu mezunlar üçüncü bir kategori. Oradaki ilk mezun da Ahmet Cemal Eringen. Ben Eringen ismin daha evvelden duymuştum ama adamı Alman sanıyordum çünkü Almanların soy isimleri de buna benziyor. Meğersem Eringen e, gerçekten de şöyle söyleyeyim o e, Refik Saydam'a gönderilen mektubu göstermiştim hatırlıyorsunuz 775 bin TL'den bahsediliyor e, Türk Hava Kurumu hesabına çalışmak üzere çalıştırılmak üzere hatta öyle bir ibare vardı beni çok düşünceye sevk etmişti gerçekten de bu mezunlara baktığımız zaman. Eringen, Saffet Müftüoğlu, ee, Enver Eke ve Necati Alper'i bulamadım ama diğer Orhan Örmez ve Yavuz Kansu Türk Hava Kurumu'nda çalışmış. Cemal Eringen'in e, şöyle söyleyeyim Amerika'ya gitmiş e, pardon aradaki şeyi atladım özür dilerim. E, Kayseri'deki ya Kayseri'de ya e, Ankara'daki Etimeskut'taki Türk Hava Kurumu fabrikasında çalışıyor. Daha sonra lisans üstü eğitim için Amerika'ya gidiyor. Doktorasını veriyor ve Cemal Eringen ee, şöyle emekli olduğunda Princeton Üniversitesi'ndeydi. Ve kendi adına 76 yılından bu yana çıkarılan bir madalya var. Statik mukavemet konularında oldukça e, isim ismine duyurmuş biri. Ben dediğim gibi Alman sanıyordum ama Kayseri'de çıktı. Ve e, Türkiye'nin e, diploması numara sırasıyla e, sırası baz alınırsa Tayyare Şubesi'nin ilk mezunu Cemal Hocamız. E, Türkiye'ye daha evvelden aralarda geldim gittim bilmiyorum ama e, mecburi vazifesini bitirdikten sonra Amerika'ya doktora için gittiğini görüyoruz. İlaveten bu üç beyden de bahsetmeden olmaz. Bunları mutlaka koymam gerekiyordu. Safet Müftüoğlu, Orhan Ölmez ve Yavuz Kansu yine ilk mezunlardan ilk dönem mezunlarından. Bu üç kişiyi e, özel kılan bir şey var. 48'de Türk Hava Kurumu'nun e, inşaat Türk Hava Kurumu mühendislerinin tasarlayıp, inşa edip uçurduğu Türk Uçan Kanat TK13'ün ekibinde yer alanlar. Daha sonradan bu konuyla ilgili birçok yanlış bilgiler de yayıldı. İşte Amerikan, Amerikalılar çalmış da işte B2 bombardıman uçağını yapmışlar falan. Öyle bir şey yok. Türkler bizimkiler yapmanın var. Amerika ve Almanların da çalışmaları vardı. O ayrı bir konu. Ayrı bir sosyal medya efsanesi. Ama bu kişilerin gerçekten de yaz, yazdıkları raporlar da var. Kitap da var. Mustafa Kılıç THK 13 Uçan Kanat kitabını öneririm mutlaka. Tavsiye ediyorum. Saffet Müftüoğlu'ndan da bahsetmek gerekiyor. Saffet Müftüoğlu, e, akışkanlar mekaniğine aşina olanlar bile Herman Schlichting, Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde onun yanına doktoru olarak, doktor öğrencisi olarak gönderiliyor. Döndüğünde İTÜ makine bölümünde gümüş suyunda özellikle e, rüzgar tünelleri ve e, okuduğum ve duyduğum kadarıyla anlatıyorum. E, deneysel cihazlarında geliştirilmesi açısından bir takım katkıları oluyor ve 68 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam derste bir amfide bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Yine çok kötü bir kayıp. Muhittin Etingü gibi. Profesördü Saffet hocamız. Allah Allah rahmet eylesin diyoruz. Gerçekten kötü kayıplar bunlar. Yavuz Kansu e, bu DK13 projesinin baş mühendisi. E, Orhan Ölmez her türlü aerodinamik e, Testleri yapan kişi. Safet Müftüoğlu ise THK'nın Ankara'daki fabrikasında aerodinamik büro şefi. Yani departman müdürlüğü yapmış. Daha sonradan akademik çalışmalar için doktora vesaire. Ve ütüye geçiyor. Ütüde de hoca oluyor. Daha sonra kendisini kaybediyoruz. Bunların hepsi belgelidir, kaynaklıdır ütüde. İşte ilk, ilk şuydu, ilk buydu vesaire. Çok yanlış bilgiler var. Doğrusu budur. Onu söylemek için bunları gösterdim. Son olarak bir yabancı öğretim üyelerinden de bazılarını göstermek istiyorum. Terzaghi dediğimiz gibi hem Robert Koleji'nde hem Birinci Dünya Savaşı'nın döneminde de bunlar vardı. Forkheimer'le beraber. Yasmund, tabii bir kısmını veriyorum. Çok fazla var. Yasmund şöyle söyleyeyim. August Yasmund'du galiba. Türkiye'de ...yaptığı şeyleri tam hatırlayacağım, çıkaramadım da... ...Mimar Kemalettin ve Ali Talat Beylerin hocası diye hatırlıyorum. Yani modern, ulusal Türk mimari akımını başlatan... ...Mimar Kemalettin hocası diye e, biliyoruz. E, Meisner Paşa, şuradaki gerçekten kendisi paşa... ...Alman demiryolu mühendisi. E, Bağdat Demiryolu'nun e, mimarı, öyle söyleyeyim... ...çok his, büyük hizmetleri oldu. Fink, e, aslında şöyle de söylemek lazım... Ee, yüksek mühendis mektebine gelen, dışarıdan gelen hocalar hakkında fazla bilgi yok. Genellikle bu 33 reformunda İstanbul Üniversitesi'ne gelenlerle ilgili bilgilere sahibiz. Fink o yıllarda, 40'lı yıllarda Almanya'dan gönderilen demiryolu mühendislerinden, hocalarından biri. Bu bir nevi şey de var, onu da söylemek lazım yani. Alman diplomasisi de biraz etkin olmaya çalışıyor burada çünkü hep Yahudiler gelmiş... Hatta Fabricius'la Ernst Reuter'ın anılarında okumuştum. İstanbul e, Alman Başkonsolosu Fabricius'un Tarabya'daki konsolosluk konutunda gibi bir toplantıdan bahsediyor. Türkiye'nin çok fazla Yahudi kökenli hocaları almasından rahatsız. Nazi hükümeti ve diyorlar ki siz bunları bırakın biz size arayan yollayalım diye. Yani o şekilde geçiyor. Ee, Tutmuyor bu çünkü neden? Çünkü işlerinden olan mevkilerinden edin yerlerinden edilen Yahudi profesörlerin yerine çoğu profesör kürsü başkanı vesaire yerinin alt kademedeki onlardan sonra sıra bekleyen Aryan olan Almanlar getiriliyor şimdi Berlin'de Dresden'de Aachen'de vesaire bir kürsü kazandıktan sonra bırakıp bir başka bir ülkeye gitmezsiniz. O yüzden Almanları, Alman hükümetinin o politikası tutmadı. Yani hiçbir Almanı ikna edemediler. E, hatta dediler bizdeki cebini hatta e, parasını biz vereceğiz diye. Çünkü Türkiye getirmiş olduğu, dışarıdan getirdiği Yahudi hocaların çoğun hepsini Türkiye kendi cebinden parasını veriyordu. Neyse bir şekilde tutmadı. Fink ama o gelen tek tük Almanlardandır. E, kırkların 42, 43'te geldi diye biliyorum. Demir yolu e, konusunda uzman. E, Doppler'den de bahsettik. Mesela çok fazla var dediğim gibi. Bunların hepsinden e, dediğim gibi teker teker bahsedersek günler geçer. Ve e, sonunda tabii ki 44'te bir e, üniversiteye geçilmesi. Artık son bölüm burası. Biraz tuttum kusura bakmayın. Esas buradaki amaç şu. Yüksek Mühendis Mektebi sadece eğitim veren bir kurum. Ama diyorlar ki bize öyle bir kurum lazım ki artık dünya öyle bir şekilde evriliyor ki eğitimin yanında e, ...araştırmanın yapılacağı ve bilginin üretilebileceği bir kurum lazım. Bir üniversite lazım. Yüksek Mühendis Mektebi'nde öyle bir misyonu yok. Ama öyle bir misyonlu bir üniversite gerekiyor ki artık... E, ...bir kademe yukarı çıkılması gerekiyor. Ve bunun için 43'te, Şubat 43'te bir toplantı düzenliyor Hasan Ali Yücel. Katılan hocalar, e, bir kısmı sığabildiği kadarıyla yazdım. O zamanki işte bir kısmı Türkiye'de okumuş, yükselmiş hocalığa yükselmiş, bir kısmı yurt dışına gönderilmiş vesaire birçok hocaları ve bunların hepsinde çoğunun zaten isimlerini andık. Hatta şurada şöyle söyleyeyim, Necdet Eraslan'dan bahsetmedim. Arsev hocayı duymuşsunuzdur, Apollo 11 projesindeki tek tek programından da çıktı birkaç kez. Arsev Eraslan'ın babası. O da Fransa'da uçak mühendisliği eğitimi aldı. Vesaire bu kişileri topluyorlar. Diyorlar ki e, şöyle söyleyeyim e, Hasan Ali Yücel e, e, şunu söylüyor. şu mesela şu söyledikleri şey çok ilgimi çekti çok hoşuma gitti. İleri memleketler nasıl yapıyorsa ona göre yapmak zorunda eyvallah ama şu çok güzel bize göre bir köprü olamayacağı gibi bize göre bir mühendis okulu da olmaz. Yani köprü dünyanın her yerinde köprüdür. Yani Türk usulü köprü olmaz. Öyle bir köprü yapacaksan kutupta da tutacak e, ne bileyim şeyde de e, Musun o yağmurlarının olduğu yerde de tutması lazım. Yani teknik her yerde e, üniversal bir şeydir, globaldir. O yüzden modern ne varsa, işin adabı neyse biz de ona göre yapmak zorundayız. Şurası çok önemli. Yani cımbızla aldım çok uzun bir konuşma. Dışarıyla temas etmelisiniz. Güç meseleler buraya gelmeli. Dışarı hayatıyla münasebet kurulmalı. Gidip yapılanları görmeli. Müteahhitler ve iş yapanlar buraya gelmeli. Konferanslar vermeli teknik ve imara alaka duyurmalısınız. Yani ben benim şahsi yorumum şu. Sanayi işbirliği tam kurulamamış. Hasan Ali Yücel tabii bunları bir eğitimci olarak değil, bir siyasetçi olarak söylüyor yani. Marif vekili, o sıra Milli Eğitim Bakanı. Ben bu böyle anlıyorum. Bunlar önemli şeyler yani detaylar. Ee, dışarıya kapalı bir şey olduğundan yakınıyor gördüğümüz kadarıyla. Ve e, bağlantı kurulmalı vesaire falan. Ve bunu organize etmemiz için ne yapmalıyız diyor. Lütfen bana bilgi getirin, bunu konuşalım, bir formata bağlayalım diyor. Ve daha sonra işte teknik Üniversitesi'nin bunları konuşuyor. Çok uzun bir şey. Ben bunu kısalt kısaltarak anlatıyorum. Ve resmi gazetede kanunlaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun diye. Burada hatta C'ye bakarsanız burada bir saniye. Ha, mesela birinci maddede Yüksek Mühendis Okulu bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır. İkinci maddede vazifeler sıralanıyor. C'de mesela doğrudan doğruya memleketi ilgilendiren teknik meseleleri halletmek için laboratuvarlarında veya yerlerinde tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak işte tam da o az evvel bahsettiğim o Hasan Ali Yücel'in yakardığı bunlar eksik falan filan dediği yerde bir vazife olarak kanun maddesine 2C'ye koymuşlar. Altta önemli bir şey var şurada. Fakültelerin başlarında o fakültenin profesörleri arasından marif vekilliğince tayin edilen bir dekan bulunur. Dekanları bakanlık seçiyormuş. Özellik yok bakın burada. Yani tartışılır tabii tam bütün şeyine mevzuatına vakıf değilim ama dekanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atandığını görüyoruz. Bu da kanunda açıkça söylenmiş. Hala aynı kanun mu geçerli bilmiyorum. O kadar yani 44 sonrasına bakmadım. Bir bilgim yok. Açılış töreni 20 Kasım. Bu fotoğraflar çok güzel resim. Şu bildiğiniz gibi gümüş suyundaki makine bölümünün giriş, ana giriş kapısı. Açılış bölümünde de tabii rektör ilk yüksek mühendis mektebinin son müdürü ve İTÜ'nün ilk, mektebi, ilk, ilk e, rektörü olan Osman Tevfik Bey bir konuşma yapıyor. Ve diyor ki tekniğin bu kadar süratli gelişmesinden onun tarafından sürüklenmekle değil onunla beraber gidersek muvaffak oluruz vesaire. Ve bunu da hakkıyla yapmamız için bir mühendisler ordusuna ihtiyacımız vardır. mühendis ordusu derken vasıfsız ordu hiçbir zaman işe yaramaz. Bu insanların düzgün eğitimli ve modern çağın şartlarına göre hem teorik hem de tatbiki yani pratik bilgilerine vakıf olması gerekiyor. Ve burada Hasan Ali Yücel'in de yine altını çizdiği çok ilginç şeyler yapılmış burada, söylenmiş pardon. Ee, mizahi olarak söyledim farz ediyorum. Yani şurayı kısaca özetleyeyim. Diyor ki e, yanı başımızda düzgün bir e, taş ocağı var oradan o düzgün taşı çıkartmamız yerine bilgimizin eksikliğinden olayın haslını yani raconunu bilmediğimiz için çok apayrı bir yerden uzaktan daha az kalitede bir şey çıkarıyoruz. Bu da bizim araştırmaya olan, e, araştırmadaki eksikliğimizden kay e, dolayı bunları yaşıyoruz gibisinden e, çok kendisi, kendince çok güzel şekilde bunu aktarmış ve teknik öğretim davamız milli hayatımıza, genel eğitimimize ve öte yandan dünyanın genel ekonomik problemlerine bağlıdır. Yani sadece kendimizi, kafamızı de kuma sokmayalım. Dünyada neler oluyor? Diğer eğitim kurumları nasıl? Biz ne haldeyiz? Yani bir kıyaslayalım kendimizi. Neredeyiz? Demeye getiriyor çok güzel bir tespit. Ve sonunda da diyor ki buradan çıkacak olan kişiler, genç mühendisler Çıktıktan sonra yaptıkları şeyin de ne amaçlı yaptıklarının da farkında olsunlar, bilinçli insanlar olsunlar. Yani sadece para kazanmak için demiyor aslında. Burada bir vatan millet duygusunu aşılamaya çalışıyor. Tabii ki bir siyasetçi olarak bunları söylemesi lazım ama anlattıklarının her şeyini ben hepsini uzun uzun okudum, defalarca okudum. Hiç muhalif olduğum bir şey yok. Çok da mantıklı şeyler söylemiş. Rektör de o şekilde, Hasan Ali Yücel de o şekilde. Yani İTÜ'nün e, kurulması aşamasında böyle şeyler yaşanmış e, şeyleri de yansıyor tabii bunlar. Ertesi günün gazetelerinde de görebilirsiniz. Yurdun kazandığı yeni İrfan Yurdu, Teknik Üniversite açıldı vesaire vesaire bulabilirsiniz 21 Kasım'da ve bu son olarak çok güzel bir fotoğraf. E, 45'te şimdi İTÜ haline geçtikten sonra İTÜ olduktan sonraki o mevcut e, Son sınıf öğrencileri mezun olunda 45'te yani 45'in yaz döneminde mezun olanlar İTÜ mezunu oluyorlar. İlk İTÜ mezunları. Bütün kadro bu e, kadrajda gördüğünüz gibi. E, rektör e, Taylan e, burada görüyorsunuz. Osman Fev Tevfik Tayran. E, Mustafa İnan'ı şurada görüyoruz. E, Hamdi Peynircioğlu burada. inşaat bölümündeki hocalar. 48'de rektör oluyor. Emin Onat Anıtkabir'in e, mimarı. Onların dışında Kerim Erim, ünlü matematikçimiz, Aliyar, ilk Türk uçak mühendisi dediğimiz gibi Osmanlı döneminde eğitim alan vesaire bir tür hocalar. Üç tane kadın öğrenci burada tespit etti. Yani tespit ettim de görebildim. Bir şurada, mousetan belki görebiliyorsunuz. Mustafa İnan'ın hemen üstünde kıyafetinden çıkardım. Bir de sol üstte iki tane görebildim. Bir şu hanım, bir de hemen sağında gibi geldi bana. Zor yani tam göremiyoruz ama bu karede şey de olması lazım. Mehmet Kum rahmetli Nuri Demirhan hem mühendislerinden hem de damatlarından biri 45 senesinde mezun olmuş Tayyare Şubesi'nde. O da bu fotoğrafta büyük ihtimalle. Çok güzel bir resim yine duvara asmalık çok şahane bir fotoğraf. Ee, mezunlar sayısına bakarsak ben tabii ki TC dönemine baktığımızda bütün 80'li yıl 1880'li yıllardan itibaren şöyle bir grafik yapılmış. Ortalama olarak 34 kişi mezun vermiş. Hatta işte 1915 ve 21'de hiç mezun yok. Hem Birinci Dünya Savaşı'nın ilk senesi yani e, ilk dönemleri ve 21 e, İstanbul işgalinin en ağır olduğu dönemler. 23'ten itibaren görüyorsunuz 28'de şurada Mektebi Ali'den Yüksek Mühendis Mektebi'ne geçiyor. Şöyle bir düşüş var ve 29 yılından itibaren bir yükseliş görüyoruz. Ne bir yalpalanmalar var vesaire. Ortalama aritmetik ortalama yani 34 kişi. O zamanın şartlarına göre düşünmek lazım dediğim gibi. Bugün İTÜ'nün bütün bir senede vermiş olduğu mühendis mezun mezun mühendis sayısı bilmiyorum. Bir de bütün üniversiteleri toplayın o sıralar Türkiye'nin tek e, teknik üniversitesiydi yani bu. Son olarak bitirdim artık. Ee, ne yapmamız gereken? Burada tabii ki ben kronolojik olarak anlattım. Tarihsel böyle hikayeleştirip anlattım ama bunların bize bir şey anlatması lazım. Burada bir bir analiz yapılması gerekiyor. Şu şu, şu bunu yapmış, bu buna gelmiş vesaire. Tamam güzel ama Bizim bazı şeyleri anlamamız için bunları bir analiz etmemiz gerekiyor. Bu esas çalışma burada başlaması gerekiyor. Çalışma aslında burada başlıyor. Öncelikle tabi bunlar benim kendi gözüme çarpanlar. Müfredat içeriği beni çok merak etti. Benim merak ettiğim bir konu. O zamanki işte 1900'lerin başında 10, 20, 30, 40 artık neyse oranın bir öğrencisi örnek olarak Mukavemet dersine girdiğinde Mukavemeti etsam dersine girdiği zaman almış olduğu bilgi İngiltere'deki, Fransa'daki ya da bir Japonya'daki ya da bir Rusya'daki bir modern üniversitenin müfredatıyla aynı mı? Merak ettiğim bir konu. Öğretim üyesi tabii ki yani bir sürü istatistikler yapılıyor biliyorsunuz üniversitelerin bu rankinglerini belirlemek için işte öğrenci başına düşen öğretim görevlisi vesaire. tabii bu da önemli bir şey. Öğretim üyesi kalitesinden kastım kendisi hangi geçmişe sahip ne gibi çalışmalar yapmış ki hoca olmuş sadece kitaplardan mı öğrenmiş, tatbiki bir şey var mı, işin pratiğini biliyor mu? Bunun da bir şemasının çıkarılması lazım. Laboratuvar çok önemli bir şey. Sadece kitaptan okumakla olmuyor. Onun yani mühendis dediğiniz birçoğumuz burada mühendis de, elini kirletmeyen kimse mühendis olamaz. Yani ben açıkçası mühendis demem. Elinizi kirleteceksiniz. O, olması gereken bu. Bir şey işte malzemeyi tutacaksınız, tanıyacaksınız. İstediğiniz kadar bilgisayarlarla haşır neşir olun. Mühendis dediğiniz o mekanizmayı anlamak için o işin içine girmek zorunda. O dönemlerde bundan 100 sene evvel girdiğiniz laboratuvarlarda o cihazlar ne kadar modern. Ben girdiğim zaman o dönemde yaşasaydım oradan almış olduğum bilgiyle çıktığımda neler yapabilecektim. Yani teknik olarak bunlar önemli. Çünkü Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki istihdama bakarsanız daha çok yol şubesi. Çünkü inşaat. Yani inşaatta sadece şey yoktur. Yani hesabını, mukama, statik hesabını yapmıyorsunuz. Ayrıca o işin e, ürünün çıktığında da bir şekilde e, tatbiki yani tecrübi şeylere de bakmanız gerekiyor. O yüzden laboratuvarda verilen şeyler e, eğitim çok önemli. Öğrencilerin başarı seviyesi şöyle bir e, İstanbul Üniversitesi'ne e, ait bir bilgi bulmuştum. E, Ekim aylarında her sefer her sene işte şey yapıldığında e, başlandığında eğitim e, senesi başladığında rektör bir sene evvelki eğitim dönemine ait istatistikler okuyormuş. Yani şu kadar öğrenci mezun verdik şimdi şu kadar öğrenci başlıyor vesaire. 37 yılında galiba ya 37 ya 38 yılında 37'de pardon Ekim 37'de rektörü İstanbul Üniversitesi yani İTÜ'den bahsetmiyorum vermiş olduğu bir şey var bilgi var. Hukuk fakültesindeki başarı oranı %50 fen fakültesinde %64. Yani Tek bir seneye bağımlı olarak tabii ki asla genelleme yapmak doğru değil. Kesinlikle yanlış ama 36 döneminde hukuk fakültesinde yarısı başarısız olmuş. Fen fakültesinde yüzde 35'i başarısız olmuş. Yani bunlar ciddi şeyler. Bu başarı olan oranlarını da yıllara göre e, dökerek bir grafik çıkarmak gerekiyor. Ve bunun dediğim gibi farklı farklı parametrelerle inceleyerek sebep yani öğrenci mi yetersiz öğrenci yetersizse Kavrayamıyor mu? E, kavrayamıyorsa neye bakmak lazım? Giriş sınavına bakmanız gerekiyor. Giriş sınavı mı yetersiz? Çok basit mi yapıyorsunuz o sınavı? Öğretmen mi anlatamıyor? Başka bilmiyorum. Yani bir sürü şey olabilir. Yani bunların hepsini analiz etmek gerekiyor. İstihdam olayı. Mezun olduktan sonra nereye gidiyor bunlar? Pek fazla bilgi yok. Sanayi işbirliği. Yani benim anlayabildiğim kadarıyla birçok şeyi anlam okuyup anlamaya çalıştım bu dönemle ilgili. Hasan Ali Yücel'in o 43 yılında hocaları toplayıp o konuşmayı yapması İTÜ kurulmadan evvel işbirliği yok demeye getiriyor. Şimdi işbirliğine girişebileceğimiz bir formata evirmemiz lazım demeye getiriyor. Benim anladığım bu. Tabii bunlar benim kişisel yorumlarım. <laughs> bir de bunun yanında hiç konuşmadığımız bir konu var. İstanbul Teknik Okulu. Yıldız Teknik Üniversitesi yani bugünkü 92'de Yıldız Teknik adını alıyor. O dönemlerde yine teknisyen ve mühendis yetiştiren başka bir okul daha vardı. Ve hatta şöyle söyleyeyim. E, 1900 yani İTÜ'lü olmak ben İTÜ'lü değilim ama çevremde çok var. Anladığım kadarıyla söyleyeyim. İTÜ'lü almak kavramı bildiğim kadarıyla 90'lar ve 2000'den sonra kullanılan bir söylem. Eski mezunlara baktığınız zaman işte 60'larda, 70'lerde 70 bir takım aile büyüklerimizden biliyorum. Nerelisin diye, nerede okudun? Teknik mi diyor. Hangi teknik üniversite diyorum? işte İstanbul. Yani tabii ben bilmiyordum o sıralar. İşte ben diyorum yıldız teknik var, orası burası falan. Tabii o dönemlerde gerçekten yıldız teknik, 92'de yıldız teknik oldu. İstanbul Teknik Okulu tam senelerini hatırlamıyorum. Bir ara... ...İstanbul Devlet Mimarlık ve e, Mühendislik Akademisi oldu. Aynısı Ankara'da da kuruldu. Daha sonra Yıldız Üniversitesi'ne çevrildi. 1980, 12 Eylül'den sonra diye hatırlıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi 1992'de kuruldu resmi olarak. Yani demek istediğim e, İstanbul'da mühendis ve teknik alanda... E, ...eleman yetiştiren sadece Yüksek Mühendis Mektebi yoktu. İstanbul Teknik Okulu da vardı... Oradan da insanlar mezun oldu, bu birçok şekilde katkı yaptılar. Onlara da bakmak gerekiyor yani bugün yaptığımız gibi bir o konulara da bir göz atmak lazım. Bunu neden söylemek istedim çünkü o zamanın 1920'li 30'lu 40'lar yıllar yani erken cumhuriyet devrinin daha iyi anlamak için en başta dediğim gibi bu insan kaynağı, teknik eğitim ve bu teknolojiye ne kadar yatkındı bu insanlar, onu daha iyi anlayarak bir takım olayları daha iyi şekilde e, irdeleyebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu konu öyle sadece İTÜ tarihi değil aslında cumhuriyetimizin yakın tarihinin önemli bölümlerini anlamak için bir alt bir parametre diye düşünüyorum. Bu benim yorumum tabii. E ilave kaynaklar artık bitirdim. Sizi serbest bırakıyorum. Çok sizi e, esir almış olabilirim. Kusura bakmayın burada ilaveten şu dört kitabı bahset, kitaptan bahsetmiştim. Osman Bahadır'ın kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilim, modernleşme ile ilgili bir fen alemi dergisi. Bunu, bundan bahsetmeyi unuttum. i̇lk popüler bilim der, yayını Türkiye'de, pardon Osmanlı döneminde çıkan ve bütün Eee Serhat Küçük Hacettepe'den bir hocamız bütün o eski sayıları bulmuş ve bunların hepsini tanıtmış. Çok güzel şeyler var, çok güzel konular var. Yani Einstein'ın riyaz, e, pardon, izafiyet teorisinden falan bahsediyorlar. Çok yani güncel olarak takip etmişler olayları. gerçekten o kadar e, bazı kişilerin iddia ettiği gibi e, dünyanın uzak bir e, akademi şeyde de yoktu. Yani Batı kadar yüksek değildi kesinlikle. Ona inanmıyorum ama hiçbir şeyden habersiz de değillerdi. Ve e, fen fakültesi tarihçisi bunu da ekledim. Sevtap hocamızın kitabı. Çünkü bir ara biliyorsunuz e, İstanbul Üniversitesi fen fakültesinin altında konuşlandırılmıştı mühendis mektebi. Bu, e, bu konularda ileri okuma yapmak istiyorsanız benim önerebileceğim kitaplar bunlar. Son olarak e, ilginç bir şey buldum. Şaka dergisi diye mühendis mektebinin öğrencilerin çıkardığı bir mizah dergisi varmış. Burada kendilerini mülkiyeli öğrencilerle kıyaslamışlar. Mülkiyeli ve biz diye buradaki mülkiyeli Zeki Sefa içinde ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi mühendislik mektebinde okuyan e, sefalet durumu kendilerini öyle tasvir etmişler bir öğrenci. Teşekkür ederim umarım faydalı olmuştur.